Merhaba arkadaşlar. Yine bir 12. hafta videosuyla karşı karşıyayız. Dersimize başlamadan önce grubumuzdan bahsedelim. Malumunuz Facebook ortamından İSG sınavlarına, iş sağlığı güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli ve iş yeri hekimliği sınavlarına siz değerli arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı hazırlıyoruz. Bu kapsamda 11 ay önce kurulan grubumuz teveccühlerinin sonucunda 28 binlere ulaşmış durumda. Grubumuzda gördüğünüz gibi dersler işlenmekte. Son uygulamalarımız gördüğünüz gibi karikatürler var. Bu şekilde sizlere daha böyle farklı ders çalışma metotları uyguluyoruz. Şimdi bu kapsamda grubumuzun dosyalar kısmı Chrome'da burada. Internet Explorer'da sol tarafta. Tıkladığınız zaman dosyalar kısmımızda da bir sürü dosya mevcut. Sınava yönelik her şey var. Daha fazla görü tıklıyorum. Aşağı doğru çektiğim zaman gördüğünüz gibi bir sürü sınava dair bilgilere ulaşmanız mümkün. Kısaca gruptan bahsettikten sonra konularımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar tabii metinsel kısım çok uzun kullanılmakta. Bu kapsamda da dediğim gibi okumakta fayda var. Fakat biz bu notlarda özet formatında gittiğimiz için sınavda gelmesi yüksek, bana göre gelmesi yüksek olan yerleri veriyorum. Yaklaşık 4 sene yakındır bu sınavla ilgili arkadaşlarımız hazırladığımız için az çok tahmin edebiliyoruz. Tozla mücadele yönetmeliği. Tozla mücadele yönetmeliğinde asbest çeşitleri malumunuz aktinolit, antofilit, grünerit ya da amosit, krizotil, krosidolit, tramolit. Buradan zaman zaman soru geliyor. Örneğin burada kristal yapıda CO2 kuvars trimidit ve kristobalit diye ayrılmış. Lipsi tozlar uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan parçacıklara lipsi tozlar deniyor. Solunabilir tozda aerodinamik eşdeğer çapı 0,1 ile 5 mikron büyüklüğünde kristal veya da amorf yapıda toz ile çapı 3 mikrondan büyük, uzunluğu çapının en az 3 katı olan lipsi tozlar olarak adlandırılmış. Dediğim gibi şuradan zaman zaman soru gelmekte. Şimdi standart akciğer radyografisi de 35 çarpı 35 ebatında. Tabi İLO'nun Uluslararası Pnömokonyos radyografileri sınıflandırmasına göre oluyor. Şimdi zaman aralıklı ortalama değer TWA ya da ZAOT dediğimiz günlük 8 saatlik zaman diliminde ölçülen ya da hesaplanan zaman aralıklı ortalama değeri ifade ediyor. Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde şu hususlar özellikle dikkate alınır diyor. Şimdi birçok şey dikkate alınıyor ama hani yönetmelikte belirtilen hususlar bunlar. Tozun çeşidi, tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, maruziyet düzeyi, süresi ve sıklığı, maruziyet sınır değerleri, toz ölçüm sonuçları, alınacak önleyici tedbirler, varsa da önceden yapılmış olan sağlık gözetim sonuçları. Sağlık gözetim sonucu, önleyici tedbir, toz ölçüm sonuçları, maruziyet sınır değeri, maruziyetin düzeyi, süresi, sıklığı, tozun çeşidi ve zararları. Bakın buradan da sıklıkla soru gelmekte. Şimdi tozla mücadele komisyonu. Bu yönetmekte diğer bir soru gelen yer de burası. Kimler var tozla mücadele komisyonunda? İSGGM Genel Müdürü ve Genel Müdürün görevlendirici bir genel müdür yardımcısı başkanlığında toplanıyor. Kimin başkanlığında toplanıyor derse genel müdür ya da görevlendirici kişi. Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Şehircilik, Gıda Tarım, İş Teftiş Kurulu'ndan bir kişi, SGK'dan temsilci, İş Teftiş Kurulu dedik. Genel müdürlükten bir hekim ya da mühendis. En çok üyesi bulunan çalışan ya da işveren konfederasyonlarından birer temsilci. Üniversitenin tıp ya da mühendislik fakültelerinden birer öğretim üyesi.
Bakın burada kim yok? Ulaştırma Bakanlığı yok. Milli Eğitim sorulan sorularda genelde bu var. Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı yok gördüğünüz gibi. Gıda Tarım Bakanlığı var, Çevre Şehircilik var, Enerji Bakanlığı var. Komisyonla ilgili diğer bilmemiz gereken komisyon üyelerinin görev süresi 3 yıl. Süresi bittiği zaman tekrar seçilebiliyorlar. Yılda 2 kez toplanıyor. Komisyon tozla ilgili hangi sektörlerde rehber hazırlanması gerektiğine ve karar veriyor. Bu rehberlerin hazırlanmasında hangi kurum ya da kuruluşların görev yapacağına karar veriyor. Komisyon sekreteri hizmetlerini genel müdürlükçe yürütülüyor. Genel müdürlük dediğimiz, burada belirttiğimiz İSİGEM Genel Müdürlüğü. Şimdi çalışanların tozla mücadele yönetmeliğine göre eğitim ve bilgilendirilmesinde risk değerlendirme sonucunda elde edilen bilgiler önemlidir. Bunlarla ilgili eğitim verilmesi, bilgilendirilmesi gerekir. İş yerinde bulunan tozun çeşidinin tanımlanması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, çeşidi, bakın sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruzası, sınır değerleri ve diğer yasal düzenler hakkında bilgiler. Şimdi buradan soru sorulduğu zaman bunları parçalayabilir de. Yani bu maddeleri. Aşağıdakilerden hangisi tozla mücadele yönetmeliğine göre çalışanların eğitim ve bilgilendirilmesiyle ilgili değildir der. Ya da şu şekilde sorar. 1. Roma rakamıyla 1. Tozun çeşidini tanımı. Tozun çeşidi der. 2. Meslek hastalıkları der. 3. Mesleki maruziyet sınır değerleri der. 4. Yasal değerler der. Hangileri der? Mesela hepsi. Bu şekilde de sorabilir. Çalışanların kendileri ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler. Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı ile ilgili önlemler. Pnömokonyoz okuyucu eğitimini kim veriyor? İSKÜM veriyor arkadaşlar. Bu da zaman zaman sorulabiliyor. Burada mesela zaman zaman gelen bir soru da bu. Şimdi burada 3 tane toz, taş yünü, fırın cürüf yünü ve sentetik cam yünü. Bunların lif bölü santimetre küp değerleri aynıdır. 3 lif bölü santimetre küp. Bunların TVA değerleri de 5 miligram metre küp. Metre küpe düşen miligram izin verilen sınır şeyi değeri 5 miligram metre küp. Santimetre küp lif olarak sorarsa da 3. Kolay yani sonuçta iki tane rakamınız var. Sadece şu lif santimetre küp miligram metre küpü bilmeniz kafi. 3'e 5. Kömür tozu %5 daha az CO2 içeren solunabilir 2 noktadır. Bunlardan soru gelmedi ama yine bakmanızda fayda var. %5'ten fazla CO2 içeren solunabilir tozda 10 miligram metreküp. Tabi buradaki CO2 buradaki dediğim gibi CO2 silika, silisyum dioksit, silis dioksit gibi isimlerle adlandırılıyor. Silisyum dioksit gibi. İnert ve istenmeyen tozda solunabilir. İnert ve istenmeyen tozda solunabilir kısım 5 miligram. Toplam tozda 15 miligram olarak tanımlanmış. Bunlarla ilgili soru daha önce de belirttiğim gibi gelmedi. Gelen yerlerin üzerine zaten ben bastırıyorum. Şimdi burada asbesti daha evvel de vermiştir. 0,1 lif bölü santim asbest yönetmeliğinde vermiştik. Silika kristal yapıda kuvars ya da solunabilir 10 miligram. Toplamı da bu 30 miligram metreküp olarak adlandırılmış. Burada tabii iş yeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışan ayrıntılı mesleki öyküsü ele alınmalıdır. Mesleki öyküleme çok önemli. Yani daha önce nerelerde çalıştığı, hangi bölümlerde çalıştığı, çalıştığı yerde kullanılan maddeler, iç dışı alışkanlıkları sorgulanmalı. Bunlar araştırılmalıdır. Tozlarla ilgili toz havada askıda duran katı partiküller, insan sağlığı bakımından önemli olan 0-500 mikron arasındaki tozlar, inert toz, bu tozlar örneğin baryum tozu inert olup vücutta herhangi bir reaksiyona girmeyen lenfatiklerde vücut dışına taşınan taşınırlar. Ancak bu tozlar daha fazla miktarda olduğunda yani tıkanıklığa yol açabilirler. İnert toz dediği zararsız etkiye sahip. Toksik toz bunlar kurşun, krom, nikel, kadmiyum gibi metal tozlarıdır. Oldukça vücuda zararlı olan, hedef organa zarar veren tozlardır. Bunlar
çok ciddi hasarlara ve zehirlenmelere yol açarlar. Alerjik tozlar, bunlar pamuk tozu, keten, kenevir, şeker kamışı, işte kuşların tüylerinden gelen cam yünü, kireç tozu gibi inorganik de olabilir, organik de olabilir. Bunlar solunduğunda ya da deriyle temasta alerjik etkiye rahatsızlık verirler. Solunduğunda astıma yol açabilirler. Fibrolojik tozlar fibrinojik tozlarsa biyolojik etki ve insan sağlığı bakımından önemli olan grup fibrinojik tozlardır. Bu tozlar işte akciğere ulaştığı zaman orada depolanır. Akciğerde fibrotik reaksiyona yol açarlar. Sonuç olarak öksürük, nefes darlığı gibi belirtilen seyreden kronik obstrüktif akciğer hastalıklarına neden olurlar. Bu arada arkadaşlar biraz rahatsızım. Bundan dolayı sizden özür diliyorum. Kanserojen tozlar. Bu tozlar özellikle akciğerde solunum sisteminin diğer bölümünde kansere neden olan tozlardır. Bu konuda en çok bilinen örnek asbesttir, vinil kloridir. Bunları zaten kanserojenlerle ilgili yönetmelikte de işlemiştik. Şimdi diğer şeylere bakalım. Yine bahsettik. Tozlar iki temel yapıya, kimyasal yapısına göre ikiye ayrılıyor. İşte inorganik ve organik. Zaman zaman buradan da soru gelebiliyor arkadaşlar. İnorganik yapıda olan tozlar, bunlar akciğerde depolama eğiliminde olan fibrinojen tozun tozlardır. Kömür, demir, kum, asbest, çimento gibi tozlardır. Organik tozlar da bunlar da depolanmayan fakat fibrinojen etkisi göstermeyen ancak alerjik astım gibi bahsetmiştik rahatsızlıklara neden olan tozlar. Bunlar işte organik zaten adı üstünde pamuk, şeker kamışı, mantar sporu, kümes hayvanı, işte kuş tüyündeki tozlar gibi tozlar. Zaten ayırmak kolay arkadaşlar. İnorganik dediğimiz metal maden tozları, organik dediğimizde özellikle ot ve canlı türevi şeylerin tozları. En büyük de 0,5 ile 5 mikron arasındaki tozlar zarar veriyor. Tabii öykülemeden bahsetmiştim. Orada da bahsettik kişinin iş dışındaki yaptığı alışkanlıkları da önemli demiştik. Özellikle mesela kişi özellikle en önemli sigara içilmesidir. Genetik yapısı önemlidir. Tozun fibrinojik potansiyeli önemlidir. Kişinin maruziyet süresi, konsantrasyonu önemli. Bunlardan bahsetmiştik. Tabii bunlar da mesleki akciğer hastalıklarının tanı yönteminin en önemli şeyi öyküleme demiştik. Silikoz. Şimdi tek tek önemli tozları ele alacağız arkadaşlar. Bu silikoziz madenlerde çalışanlarda sık görülür. Silikozizin nedeni serbest kristaldeki silisyum dioksit, silika ya da içeren ince tozdur. Silis kristalleri kuars, trimidit ve kristobalit diye üç şekilde, üç formda bulunabiliyor. Trimidit ve kristobalit formları kuarsın 1000 derece dolayı ısıtma sonucu oluşur ve kuarsa göre daha tehlikelidir. Kuars kristalleri renksiz şeffaf yapıdadır. Doğada en yaygın olan kristal formu kuars yani kayalarda, plajlarda, kumlarda bol miktarda vardır. Silis tozları solunum yolu akciğere girer ve fibrinojen reaksiyona yol açar. Bunların içinde en çok şey olan da silisyum dioksittir. Silisyum dioksit tehlikelidir. En yaygın, en önemli bilinen pnömokonyoz türüdür. Tabi silisyum silikozizin oluşumu, bu rahatsızlığın oluşumu maruz süresiyle doğru orantılıdır. Yani sizin plajda uzanırken orada kalkacak toza maruz olmanızla bir anlık şeyle silikoz olmanız söz konusu değil. Yani uzun süre sık sık maruziyetlerle ancak bu şekilde silikoziz oluşabilir. Hangi işler? İşte madencilik işleri, kuvars içeren kayaların delinmesi, parçalanması, taşınması, taş ocakları, taş işletmeleri, granit kayaların parçalarını çıkarıp tünel yapımı, dökümhaneler, taşlama esnasında özellikle cam imali, porselen seramik endüstri, ısı yadanı tuğla yapımı, demir çelik endüstrisinde görülebiliyor. Kip, kömür işçisi, pnömokonyoz dediğimiz kömür madenciliği sırasında yer altındaki kömürün çıkartılması esnasında oluşur. Kömür tozu, karbon ayrıca kükür, fosfor bazı mineraller ve az miktarda da silis içerir. Kömür tozunun fibrinojik aktivitesi yani zarar anlamında silisten daha azdır. Hani aşağıdakilerden hangisi daha zararlıdır gibi bir şey olduğu zaman son sınavda da gelmiştim. Kömür tozu az önceki bahsettiğimiz
silikozis rahatsızlığına yol açan dan daha az fibrolojik etkiye sahip. Tabii burada şunu da bilmeniz lazım. Lignit kömüründe pnömokoniz riski yoktur. Yani bu da istisnai bir durum. Asbestozis, asbest doğal olarak zaten asbest yönetmeliğinde sıklıkla bahsettik bunu detaylı şekilde. Asbest doğal olarak meydana gelen şu an fibroz yapıdaki mineral silikanın genelidir. Asbestler lif yapısındadır. Silis ve kömür, kipler toz biçimindeyken bunlar lif-si yapıya sahiptir. Partikelin fiziksel özelliklerine boy en orantısına aspect ratio İngilizce denir. Arkadaşlar öksürük tuttuğu zaman durduruyorum videoyu. Parça parça geliyor olabilir. Özür diliyoruz. Herhangi bir partikülde aspect ratio 3'ten küçükse toz, 3 veya daha fazla ise lif olarak adlandırılıyor. Asbest dayanıklılıktan dolayı, yalıtkanlık özelliğinden dolayı öncesinde çok fazla kullanılıyordu. Ama son dönemlerde birçok ülkede olduğu gibi bizde de asbestin kullanımı yasaklanma eğilimindedir. Yasaktır. Birçok asbest çeşidinin kullanımı yasaktır. Asbest sanayide en çok beyaz asbest ısı yalıtım amacıyla kullanılır. Sıcak su ve buhar boru kazanlarının yalıtılması, inşaat sektöründe asbestli çimento, fren debriyaj balatasında, boru imalinde, eski binaların onarım ve yıkım esnasında ve eski gemilerin sökülmesinde çıkabiliyor. Asbest bildiğiniz gibi daha önce de bahsettik. Fibrozis, asbestozis, kanser, bunlar kanser türleri. Plevrada kalınlaşma, plevrada plak, kalsifikasyon diye geçiyor. Plevral efüzyon, akciğer kanseri, mezotelioma diye geçiyor. Zaten biraz daha bu diğer sağlık bilinçleri kim için ama uzman arkadaşlara da asbestozis, mezotelioma, akciğer kanseri sorulabiliyor. Diğer bir toz, siderozis. Arkadaşlar toz yönetmeliğine birebir bağlı kalmadık. Yönetmeliği işledik ve yönetmelikten sonra da toz çeşitlerine özellikle değiniyoruz. Açık alan kalmasın sınava yönelik. Akciğerde demir tozunun ve demir oksitlerinin tozdan depolanması sonucu ortaya çıkan pnömokonyoz türüdür. Siderozis. Tabi fibrotik reaksiyonu çok zayıftır. Diğerlerine göre. Son sınavda da demir tozu vardı hatırlarsınız. Mikroskopik muayenede damar endotelinde makrofajlar için demir toplanması görülebilir. Bunlar özellikle demir madenciliği ve kaynakçılıkta önemli. Fibrotik reaksiyon çok zayıf olduğu akciğerde fazla yapısal değişikliğe yol açmayan tozlardır. Demir tozları. Bisinosis, pamuk tozunun solunması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Genellikle pamuk endüstrisinde pamuklu tokumu ve keten kenevir bitkisinde de görülüyor. Yani sadece pamuk diye düşünmeyin. Keten kenevir bitkisinin şeyinde de bunlardan iplik urgan yapımında da görülüyor. Yani bu pazartesi rahatsızlığı deniyor. Bisinosisin yaptığı şeye. Şimdi mesleksel astım. Son sınavda da gelmişti. Hatırlarsınız astımla ilgili soru gelmişti. Tabii ilk tanımlayan yine ISG'nin babası dediğimiz Ramazzini mesleksel astımı tanımlamış. Cila katkısı izosiyanat ve en yaygın mesleksel astım nedenidir. Cilaların içinde olan. Koruma yöntemi ise toksik iritan ve immünolojik bağışıklık sistemi maddelerinin tüm iş yerlerinde belirlenen değerlerde olması sağlanmalı. İş yerinin havalandırılması, bilinçlendirme, eğitim gerekiyor. Aşırı duyarlılık pnömonisi dediğimiz organik toz partikülleri veya düşük moleküler kimyasal bileşenin inhalasyonu sonucu, alınımı sonucu enflasman aşırı duyarlılık pnömonisi olarak tanımlanmaktadır. Akciğerde işte enfeksiyona pnömo dediğimiz akciğer enfeksiyondur. Özellikle çiftçi rahatsızlığı dediğimiz işte çiftçilerde, güvercinlerde, klima cihazının bulunduğu yerlerde yoğun küf mantarına maruz kalan ev hanımlarında aşırı duyarlılık pnömonisi işte akciğerinde enfeksiyon oluşabiliyor. Toz ölçümünde temel aletler kullanılan yöntemler var. Konimetre, filtreli aletler, gravimetre, ıssal çökelti, tindolometre. Bu sorulmuştu arkadaşlar tindolometre son sınavda. Elektrostatik presipetör, radyasyon dedektörü, toz ölçüm aletleri kullanılan aletler. Genelde gravimetre ve tindolometre en yaygın bilinenleri. Toz ölçüm yöntemi gramatik ölçüm, radyometri, beta ışın absorpsiyonu, işte reflektometri, siyah duman, nefelometri, ışık kırınımı ve piezoelektrik terazi yöntemiyle toz ölçüm yöntemleri kullanılıyor. Genelde
Sınavda gramatik ölçüm soruluyor. Hangisidir diyor. Gramatik ölçüm birkaç kez geldi. Aşağıdakilerden hangisi asbest türevlerinden biri değildir? Poliamit diye bir şey yoktu arkadaşlar. Zaten az çok tremolit, krizotil, aktinolit, krosidolit birkaç kez okuduğunuz zaman aklınızda kalabiliyor kolaylıkla. Toz elçer, işte az önce bahsettiğim hangi esası? Gramitik esaslı. Kolay bir soru. Tozla Mücadele Komisyonu'nda hangisinin temsilcisi bulunmaz? PDF'de C demişiz buna yanlışlıkla ama bu E arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan temsilci bulunmaz. Az önce de açıkladık. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan temsilci bulunur. Sorulabilir odun tozunun mesleki maruziyetini sormuş. Miligram metreküp sormuş. Dikkat edin 5'tir. Çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikle belirleyecek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tarafından oluşturulan komisyon hangisidir? Tozla Mücadele Komisyonu. Toz gözetim diye bir şey yok. Toz komisyonu, mesleki toz, tozla mücadele komisyonu. Hangisi inorganik tozlara bağlı olarak meydana gelen meslek hastalıkları? İnorganik ne demiştik? İnorganik işte metal ve madenlerden kaynaklanan organik de ne demiştik? Otsu, işte kenevir, pamuk ve hayvansal tozlarda. Dolayısıyla bakalım. Şimdi bakalım Brucello hayvandan geçen rahatsızlık. Asbestozuz, asbest, silikozuz, silika, siderozuz, demir demiştik. Kömür üçlüsü, pirum, kip. Dolayısıyla A. Çok kolay bir soru arkadaşlar. Kurşun, krom, kadmiyum tozları bunlar toksik etkiye sahiplerdir. Kurşun, krom ve kadmiyum. Bunların etkileriyle ilgili özellikle meslek hastalıklarıyla ilgili yönetmelikte bahsetmiştik. Diğer bir soru. Hangisi kullanılır demiş. Tindolometreden bahsetmiştik. Anemometre, hız, higrometre, nem, katodometre, ısı, vibrasyon dedektörü adı üstünde titreşim. Dolayısıyla tindolometre kullanılan alet. Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. Konseyin amacı Bakanlık İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü. Kimlerden oluşuyor önce konsey? Ona bakalım. Konseyimiz İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığı'ndan birer genel müdür. Bilim Sanayi Teknolojik Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım Bakanlığı, işte Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'ndan birer genel müdür. Devlet Personel Başkanlığı'ndan bir yardımcı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan bir yürütme kurulu üyesi, İşveren, işçi ve kamu görevli sendikaları, üst kuruluşların en fazla üyeye sahip ilk üçünden, işte bunlar Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf Sanatkar Konfederasyonu, Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden konuyla ilgili görevli birey yönetim kurulu üyesi, ihtiyaç duyulması halinde İSGGM Müdürü'nün teklifi ve konseyin kararıyla belirlenen bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarından en fazla ikişer temsilci seçiliyor. Yani dikkatinizi çekelim. Az öncekinden farklı tozla mücadele komisyonu de bahsetmiştik. Ne demiştik? Toz komisyonunda Milli Eğitim ve Ulaştırma'dan kimse yoktu. Burada işte Milli Eğitim'den var ama yine Ulaştırma Bakanlığı'ndan kimse yok. Ortak olan nokta. Konsey üyeleri 2 yıl için seçilir. Üst üste 2 olağan toplantıya katılmazsa kurum ve kuruluş üyeliği sona erer. Konseyin amacı ülke genelinde iş sağlığı güvenliği politika ve stratejilerinin belirlenmesi. En son sınavlarda bu sorulmaya başladı. Politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak. Şimdi okurken arkadaşlar bunlara dikkat etmemiz lazım. Politik ve stratejileri belirlemek değil. Belirlenmesi için tavsiyede bulunur. Ha, yapılır yapılmaz o uygulayacak bağlı. Bunlar karar vereceğe bağlı. Sadece tavsiyede bulunuyor. Burada tabii konseyin görevleri var. İşte politika ve strateji önerilerini geliştirmek. İşte iş sağlığı güvenlik konusunda ihtiyaç ve öncelikle dikkate alarak ulusal iş sağlığı güvenlik politikası belgesi ve hedef ve eylem planı belirlenmesi için öneriler geliştirmek. Bakın hep öneri, görüş, öneri gibi sıralanıyor. Her yıl Mart ayı sonunda da işte bu faaliyet dönemine karşı rapor şey yapıyor. Yayınlar. Konseyin sekreteryası kimdir? İSSGM Genel Müdürlüğü. Bu birkaç kez soruldu. Dikkatinizi çekerim.
İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü yapar. Konseyin. Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi. Buradan kesin soru var arkadaşlar. Bak uçarı kaçarı yok. Her sene bir soru kesinlikle var. Bilginiz olsun yani. Bazen çalışma usulü ve esasları soruluyor. Bazen sekreteri soruluyor. Bazen hangisi konseyin üyesi değildir o soruluyor. Bazen de konseyin göre politikası. Şimdi son sınavda bize bunun görevleri soruldu, politika stajı. Muhtemelen bu sınavda da bize gelecek olan şey arkadaşlar ya sekreteryasını soracak ya da çalışma usulü ve esaslarından soru gelecek. Benim tahminim. Veya işte üyelerinden hangisi değildir diye gelir. Burada dikkat edeceğiniz Ulaştırma Bakanlığı yok arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Ha. Şimdi konseyin çalışma usulleri. Konsey yılda 2 defa toplanıyor. Bu toplantılar her yıl Haziran ve Aralık ayında toplanır. Başkan üyelerinin 1/3'ünün teklif ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Şunu bilin. Yılda 2 defa toplanıyor. Ne zaman toplandığı çok önemli değil. Haziran, Aralık. 2 defa toplanıyor. Yani başkanın üyelerinin 1/3'ünün teklif ile olağanüstü toplanabiliyor. Konsey üyesi olarak bakanlığa bildirilmiş olan üyelerin toplanması esastır. Uzman personel de katılabiliyor. Toplantılara davet edilebiliyor. Konsey üyelerinin olağanüstü toplantıya davet yazısı en az 1 ay öncesinden gönderilmesi gerekiyor. Yıllık olağanüstü toplantılar öncesi konsey üyeleri gündem maddeleri, önerileri ve toplantıya katılıp katılmayacakları en geç 7 gün içinde konsey sekreteriyasına yani İSGGM'ye bildirmeleri gerekiyor. Konsey üyeleri ve konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler yani kurumlar iş sağlığı güvenliği alanında ele alınması ve üzerine çalışması gerekli gördüğü konuları konsey sekreterisine bildirebilir. Toplantı yeter sayısı temsilcilerin salt çoğunluğudur. Bakın temsilcilerin salt çoğunluğu. Katılanların salt çoğunluğu değil. Yani son sınavda bir önceki sınavda da vardı bu. Soruya bakalım. Hangisi demiş? Görevler arasında yer almaz demiş. İş sağlığı güvenliği konusunda ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak ulusal iş sağlığı güvenliği politika belge defter ve eylem planı için öneriler geliştirmek var. İş sağlığı güvenliği konularında araştırma ve geliştirme yönelik projeler önermek. Ülke çapında yapılacak İSG alanındaki seminer konferansları yapmak. Ulusal iş sağlığı güvenliği politikalarının geliştirme önerileri uygulamak. Arkadaşlar soru içinde var zaten. Yani bakın burada hiçbir şey bilmeseniz bile bakın öneriler geliştirmek. Önermek, yıllık planları kendi iç şeyiyle ilgili değerlendirme yapmak, bilgi paylaşımına katkı sağlamak, önermek, burada ne? Uygulamak. Bak tek farkı bu ha. Yani buradan çok rahat hiçbir şey bilmeseniz de bu soruyu çözebilirsiniz. Bana göre önemli hususlardan birisi bu. Yönetmelikte de geçiyor. Hangisini baz almıştır? Bunu baz almışlar arkadaşlar. Bunu iyi bilin. Ben bekliyorum yani önümüzdeki senelerde buradan yani bu sorunun gelmesini bekliyorum. 155 sayılı ILO'nun iş sağlığı güvenliği çalışma ortamına ilişkin sözleşmesini baz almıştır. Hangisi üyesidir diye sormuş. Bakın bu soruları direkt şey olarak geçmeyin. Üyesi olmayanları da öğrenin. Bak Adalet Bakanı üyesi değil, Avrupa Birliği Bakanı üyesi değil. Dedik ulaştırma üyesi değil. Geriye gıda kalıyor zaten. Ülke genelinde iş sağlığı güvenliği ilgili politikası belirlemesini tavsiyelerde bulunmak. Bakın politika ve belirlemesini tavsiyelerde bulunmak. Yani işte önceki senelerde bunu sormuş hangisidir demiş. İşte ulusal iş sağlığı bunun da cevabını yanlış yazmışız. Bu C olacak. Niye diye yazmışız onu da bilmiyorum ama C olacak. Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi bir önceki sınavlarda kim olduğunu sormuş. Geçen senelerde de bunu sormuş. Uygulamak diye vermiş. Bunun cevabı C olacak arkadaşlar. Olabiliyor. Yazarken bazen hata yapabiliyoruz. Hemen düzeltelim. Kaydedelim. Devam edelim. Ücret ve primle ilgili bilmeniz gereken şey şu. Eskiden çalışan sayısı 10 ve üzeriyken 2016'da bu değişti. 5, en az 5 kişi varsa bankaya yatırılması ücretin. Bunu bilseniz yeter. Bununla ilgili soru.
Grupta da sormuştum. Ankara yatırması ile ilgili şey ne? 5 demiştik. Şimdi yapı işleri iş sağlığı güvenliği. Bu genelde iş sağlığı güvenliği uzmanlarını ilgilendiren bir husus. Diğer sağlık bölümü iş yeri hekimine gelmez. Tanım proje sorumlusu. İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek ya da tüzel kişi. Sağlık ve güvenlik koordinatörü projenin hazırlık ve uygulama aşamasında işveren ya da proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevde yapan gerçek ya da tüzel kişi. Buradaki bahsettiği iş güvenliği mesela uzman da olabilir. Sağlık ve güvenlik koordinatörü diyoruz. Veya bir örneğin OSGİ'ye verdi. O da olabilir gibi. Yani kurumsal ya da kişi de olabilir. Müsaadenizle su içeceğim arkadaşlar. İşveren ya da proje sorumlusu. Burası çok önemli arkadaşlar. Yapı işinin 30 iş gününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20'den fazla çalışanın istihdam edileceği, işin büyüklüğüne göre 500 DM'den fazla çalışma gerektirdiği durumlarda yapı işine başlamadan önce bildirim bakanlığı ilgili çalışma iş kurulu müdürüne vermekle yükümlü. Kim? İşveren ya da proje sorumlusu. Bakın bu önemli. 33 günden fazla süreci ve devamlı olarak 20'den fazla kişi çalışacak ve 500 yerine işin büyüklüğü. Yani iki tane şartı var. Burada da gördüğünüz gibi V bağlaçı var. İş ya 33 günden fazla sürecek ya da devamlı olarak 20'den fazla kişi şey yapacak ya da 500 yerine. Bu defalarca sorulmuş bir soru. Şimdi gelelim diğer bir husus. Bununla ilgili arkadaşlarımız zaman zaman karıştırıyor. İlgili yönetmeliği açarsanız. Şimdi arkadaşlar şunlar yapı işleri. Kazı, hafriyat, inşaat, prefabrika, montaj. Ama burada inşanın içine şunları katmış. Üçün altına maddelemiş. Bina, set, yol, tünel, metro, köprü, çelik yapı, kanalizasyon, iskele, kuyu, kanal, duvar. Bunlar inşa işi diye geçiyor. Yani şöyle bir soru gelse. Aşağıdakilerden hangisi inşa işi değildir derse yönetmeliğe göre bakın yenileme, tadilat, drenaj, boya, restorasyon boya gerçi var arkadaşlar özür diliyorum. Yıkım işi, söküm işi demiş. Mesela burada gördüğünüz gibi yok. Bunlar inşa içinde deyip geçmiyor. Direkt yapı işi diye geçiyor. Böyle de bir ince bir ayrıntı var. Şimdi burada tabii iş sağlığı güvenliği listelerinin içeren çalışmaların listesi. Bunlar çalışanların toprak altında kalma ve bataklıkta batma ve yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler. Çalışanın iş yürütümü dolayısıyla maruz kaldığı özel tehlikelere yönelik sağlık gözetimi gerektiren ya da kimyasal ya da biyolojik riskten dolayı çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturucu maddelerle yapılan işler. Denetimli ya da gözetim alanların belirlenmesi gerektiren iyonlaştırıcı radyasyonla yapılan işler. Yüksek gerilim hatlarında yapılan işler, boğulma riski bulunan işler, kuyu yeraltı kazı, tünel işleri yani kapalı alan çalışmaları, hava besleme sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde bildirim şey riskli çalışma, yapı işlerinde riskli çalışmalar olarak bu işler tanımlanmış. Yapı işlerine ilişkin bildirimde bildirimin tarihi, inşaatın açık adresi, işveren adı adresi, projenin tipi, görevlendirilme sırasında proje sorumlusu adı adresi, proje hazırlık safhasında sağlık güvenlik koordinatörün ya da koordinatör adı adresi, proje uygulama safhasındaki güvenlik koordinatörün adı adresi, işe başlama tarihi, planlanan çalışma süresi, muhtemel inşaatın bitiş tarihi. Bu inşaatlara girerken tabelalar görürsünüz arkadaşlar. Şu tarihte başlamıştır, şu 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 sorumludur, adresleri budur gibisinden ve şu tarihte bitecektir diye tabelalar asılır. Orada görmüşsünüzdür belki. Yapı alanında çalışan tahmin edilen azami çalışan sayısı, yapı alanda bulunması muhtemel yüklenicilerin sayısı, belirlenmiş olan yükleniciler hakkında bilgi, işte bu yükleniciler dediğimiz alt işveren, taşeronlar vesaire. Şimdi bu önemli bir kısım. Karikatür vermiştim. Karikatürde de vardı arkadaşlar. Yani yapı alanlarında eğer korkuluklarda platform en az 1 metre. Bakın arkadaşlar en az 1 metre. Herhangi bir yönden gelecek en az 125 kilometre kilogramlık yüke dayanıklı korkuluk. En az 15 santim topuk levhası topukluk. Topuk levhasına da toboard dediğimiz topuk levhası.
Topuk kayması, snowboard'da ana korkuluk arasında çıkan 47 santimden fazla olmayacak şekilde de ara korkuluk olmak zorunda. Burada 1 metre, bunun farklı hala algılayan arkadaşlar var. 80, 90 santim diyen var. 110 santim diyen var. Bu 1 metre arkadaşlar ve 125 kilogram. En az da topuk ve arifası 15 santim olacak. Acil kaçış yolları ve kapıları, bunlardan defalarca bahsettik. İşte dışarıya açılacak, güvenli alan açılacak, önünde engel olmayacak, kilit de olmayacak gibi işte güvenlik işaretlerine göre işaretlenmiş olacak. Çıkışı zorlaştıracak, önümüzde engel olmayacak, elektrik kesilmesi halinde aydınlatma sağlanacak gibi maddeler, bunlara sürekli bahsettiğimiz şeyler. Şimdi yapı işleri İstanbul güvenliğinde soyunma yerleriyle ilgili işte kolay ulaşılabilir yerde olması, yeterli kapasitede olması, yeterli sayıda oturma yerleri olması, kadın erkek için ayrı soyunma yerleri olması, her bir çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabileceği yeterli büyüklükte kilit dolaplar bulunması, nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeleri çalışan yerlerde, benzer işlerde, iş elbise haricinde ikinci bir iki bölmeli dolap ya da iki ayrı elbise dolabı olması. Ya bu sanitasyonla ilgili yeterli ifadesi var yönetmelikte. Eskiden tüzükte sayılar vardı. Bunlarla ilgili arkadaşlar uluslararası standartlarda işe göre tanımlamalara bakabilirsiniz. İskeleler aşağıdaki hususlara uygun olması gerekiyor. Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak, çökmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması lazım. İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde sabitlenmesi gerekir. Doğru şekilde ve bakımlı bulundurulması, korozyona karşı uygun malzemeden yapılmış olması, çatlak, kırık, yıpranmış, korozyon uğramış bağlantı elemanlarının olmaması, iskelelerde görülen kusurlarda zayıf yerlerin kuvvetlendirilmesi gerekiyor. İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında korkuluk olan, işte yönetmelikte bahsettik ya az önceki korkuluklardan, geçitler kullanılması lazım. Burada şu sürekli sorulan bir soru arkadaşlar. Yani şu da soruldu bir kere. Çok önce ama. ÖSYM'e sormadı. Muhtemelen bu soru gelebilir. İskelenin kontrolü ne zaman yapılır? Kullanılmaya başlamadan önce haftada en az bir kez. Üzerinde değişiklik yapıldığında, belirli bir süre kullanılmadığında, sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava şartlarında denge ve sağlamlığı etkileyecek diğer koşullara maruz kalınmalı. Şimdi iş ekipmanlarını da hatırlarsanız yapı iskeleleri 6 ay diyordu. Periyodik kontroller ayrıdır. Tamam, bunlar sizin çalışma esnasında yapacağınız haftada en az bir kez üzerinde değişiklik yapıldığında işe başlamadan önce belirli bir süre kullanılmadığında sismik sarsıntı ya da kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava şartlarında kontrol edilmesi gerekiyor. Kazıyan yüzeyler aşağıda belirtilen durumlarda genel olarak kontrol edilmelidir. Kontrol sonunda çalışma ortamının güvenli olup olmadığı belirlenmeden çalışmaya başlanılmaması gerekiyor. Her vardiyadan önce, patlatma yapılırsa her patlatmadan sonra, beklenmedik parça düşmelerinden sonra, desteklerinde önemli bir zararlar oluştuysa, şiddetli yağış, don ve kardan sonra. Bunu yapmazsanız toprağın altında kalırsınız yani. Şimdi meskun mahallelerde kazı üzerinde geçişlerin sağlanması için ahşap ve metalden yapılmış askeri 80 santimetrelik her iki tarafı korkutlu geçitler bulunur. Bakın bununla karıştırmayın. Bu iskelelerdeki geçiş amacıyla kullanılan şey. Bu da meskun mahallede kazı yapıyorsunuz. Vatandaş kaldırımı kazdınız. Oradan geçmesi lazım. Bu kaldırımı kazdınız. Boru döşüyorsunuz diyelim. Alan üzerine yapmanız gerekenden bahsediyorum. Açıklıkta yapılan 150 santim yani 1,5 metreden daha derin kazı işlerinde her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altlarının şerit gibi kazılarak yukarıdan çökülmesi şeklinde çalışma yapılması engellenmesi lazım. Yani alttan oyarak çalışmayın diyor. Yıkım işlerinde yıkımdan önce yapının içindeki etrafındaki hava, gazı, su, elektrik bağlantılarının kesilmesi gerekiyor. Güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Yıkım işleri standartlara göre uygun şekilde yapılması gerekiyor. Uygun ekipman ve yöntemler, proje planlar olması gerekiyor. İşveren tarafından görevlendiğinde ehil kişinin gözetim altında yapılması gerekiyor. Yıkım esnasında toz kalkması veya yıkılan kısma ait malzeme molozların çalışması ortamında güvenli şekilde uzak ölçüde gerekli tedbirler alınması gerekiyor.
Bu yönetmelikte tabii beton dökümü, çatı çalışması gibi unsurlar da var. Arkadaşlar okumanızda fayda var. O yüzden size süpürme tekniğiyle ders çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bana göre bu yönetmelikten gelebilecek soruları özet olarak bunları seçtim. Şimdi sorulara bakalım. Yapı işlerinde sağlık güvenlik yönetimi hangisi işverenin yükümlülükleri arasında yer almaz diyor. İşverenin sorumluluğundan bahsediyor. Yapı alan düzeni tutulması, yeterli temizlikle yapılması, housekeeping, evet. Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi, malzeme, material management dediğimiz İngilizcesi malzeme yönetimi, tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerin yapılması, yapı alanı ve eğitim kurulu arasındaki mesafenin dikkate alınması. Niye dikkate alalım anlamadım. Saçma sapan bir şey. Yapı alanındaki veya yakındaki endüstriyel faaliyetlerin dikkate alınması tabii ki. Cevap D arkadaşlar. Diğer bir soru. Bakın önceki senelerde böyle sordu. Son sınavda da A hafriyat, B restorasyon, C proje. Proje hazırlama herkes zaten işaretledi. Yapı işleri listesinde yer almaz diyor. Bakın yapı işleri listesi. Ayırmamış inşa işi falan diye. Hafriyat, restorasyon, proje hazırlama, bakım boyama, temizleme, proje hazırlama diye bir şey yoktu hazırlarsanız. Evet. Cevap nerede? Sen şurada. B. Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre demiş. Yeraltı çalışmalarına dikkate alınması gerekiyor. Hangileri demiş. Şimdi bakalım. Bir haberleşme sistemi oluşturulması kesinlikle gerekiyor. Hatta bir değil birden fazla oluşturulmasında fayda var. Kaçış olanının belirlenmesi, havalandırma arızası durumunda yeraltı çalışmanın durdurulması ve çalışanın tahliye edilmesi. Mantık sorusu çok kolay. B. Yani ezber bilgi gerektirmeyen bir soru arkadaşlar. İskele sökülmesinde yapılan bir yanlıştır demiş. İskeleler yukarıdan sökülerek gidilir arkadaşlar. Bunlar bağlanarak indirilirken etraftaki güvenlik bariyeri çekilir. Yetkisiz kimseye sokulmaz. Çapraz elemanları sökerseniz iskele çökme tehlikesi var. Yanlış, kesinlikle yanlış. Çapraz elemanlar sökülmez. İşlerin yani sökülür de sonra sökülür. İskelenin bina bağlantıları kalsın alınması sonra sökülür. Evet. Evet, yine bakalım değişik bir soru daha. Yeraltı çalışmanın durdurulması ve bütün çalışanların tahliye edilmesinden sonra uygun havalandırma sağlanacak kadar girilmemesi hususuyla ilgili hangisi doğrudur demiş. Kimsenin içeri girmesine izin verilmez. Evet. Müfettişler girmez. Kolluk kuvveti girmez. İşçilerin girmez. Sadece orada çalışma yapmayı yetkili ehil kişiler o uygun kişisel koruyucu donanımla girer. Dolayısıyla A. Cevabımız doğru olmuş oluyor. Kalıp söküm işleri, iskele kurulum işleri, boya badana işleri, beton söküm işleri. Hangileri dikkate alınması gerekir diyor. Burada D, hepsi de tabii ki risk değerlendirmesinde. Bunlar hepsi ayrı bir iş. Dikkate alınması gerekiyor. Evet, yapı işlerinde iş sağlığı yönetmeliğine göre demiş. Yüksekte çalışma ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar seviye farkı bulunan düşme sonucu yaralanma olacak her yer yüksekte çalışma diye tanımlanmakta yönetmelikte. Yani öyle 1 metre, 3 metre, 180 santim bilmem ne tanımlaması 30 santim yok. Seviye farkı bulunan düşme sonucu yaralanma olan her taraf yüksekte çalışma olarak yapı işlerinde kullanılan iskelelerin periyodik kontrolleri ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Standartlarda aksi belirtildiği azami kontrol periyodu 6 aydır. İş ekipmanlarında vardı, bahsetmiştik. Standartlarda aksi 1 yıl demiş. Değil. Hatırlayın 6 aydı. Periyodik kontrol inşaat mühendisi veya teknikeri yapabilir demiş. Periyodik kontrol makine mühendisi veya teknikeri tarafından yapabilir demiş. Kurulum ayrı, kontrol ayrı. Dolayısıyla 1, 3, 4 Denizli.
Buna dikkat edin demiştik. Bununla ilgili şeye, iş ekipmanlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Önceki konularda vermiştik. Güvenlik önlemleriyle ilgili kontrollerden bahsetmiş. İşte her fırtınadan sonra kontrol edilmelidir. Evet. Tecrübeli ehil kişiler tarafından söktürülmelidir. Evet. İskelelerde malzeme alet düşmesi önlemek için topuk levhası en az 15 santim demiştik. Evet. İskeleler yağmur, kaz, buz gibi, kar, buz, kar ve buz gibi, karpuz gibi çıkıyor. Kar ve buz gibi nedenlerle kuruyana kadar öyle bir şey yok arkadaşlar. Kuruyana kadar kullanılmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Kontrol yapılır fakat kullanılmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Hangisi yanlıştır demiş. Burada tabi 125 kilometre dayanıklı olacak. En az 15 santim topuk levhası olacak. Genişliği demiş. Yanlış. En az 1 metre yükseklikte olacak korkuluk. Ana korkulukla ilgili sormuş. Bakın burada zaten soruda. Ara korkuluk en az 47 santim demiş. En fazla. Bu zaten topuk levhasının kazı işlerinde tahkim nedir? Tahkim dediğimiz işte iksa sistemi, kendini tutunamayan zeminlerin şevsiz yapılması durumunda desteklenmesi ve iksa denir. Toprak kayması diye çift yönlü tahkimat yapılır. Yapı işlerinde sağlık güvenlik koordinatörünün tanımını sormuş. Sağlık güvenlik koordinatörünün tanımı, projenin hazırlık uygulaması aşamalarında işveren ya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen, sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek ya da tüzel kişidir. Cevap bu arkadaşlar. Tarz bir soru da gelebilir. Yıllık ücretli izin yönetmeliği. Şimdi yıllık ücretli izin yönetmeliği. Bu yönetmelikte kanunu baz alıyor zaten tüm yönetmelikler. İş kanununda var zaten. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez ancak tarafların anlaşmasıyla bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok 3'e bölünebilir. Yıllık ücretli izin günlerinde hesabında izin süresini rastlayan ulusal bayram, hafta tatili, genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık ücretli izinleri iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlar istemde bulunmaları ve bu belgelendirme koşuluyla gidiş ve görüşler yolda geçecek süreleri karşılamak üzere 4 güne kadar ücretsiz izin verilebilir. 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilebilir. Yıllık ücretli iznini kullanmak istediğiniz zaman da en az bir önce de sizden işverene yazılı olarak başvurması lazım. Ben iznimi kullanıyorum diye. Peki izini nasıl hak etmeniz lazım? En az bir yıl çalışmış olmanız gerekiyor. Şimdi burada şeyler var, periyotlar var arkadaşlar. Kişinin çalışma şeyiyle alakalı. Eğer bir kişi 1 yılla 5 yıl arasında 5 yıl dahil olmak üzere çalıştıysa hatırlayın 1 yıl olana kadar zaten hak edemiyordunuz. 1 yılda o zaman 14 gün 5 ile 15 yıl 5 ile 15 yıl arası 20 gün 15 yıl dahil değil 15 yıl dahil ve daha fazla eğer çalışma şeyi varsa bir kişi 16 yıl işte 15 yıl 16 yıl 17 yıl çalıştıysa da 26 gün oluyor. 18 yaşından küçük yaşlıki işçiler ve 50 ve daha yukarıdaki yaşların yıllık ücret izin süresi 20 günden asla aşağı olmuyor arkadaşlar. Tamam, bu da önemli. Yani buradan bu sene sınavda gelme ihtimali yüksek olan yani bir soru gelme ihtimali çok yüksek. Tabi bu izin süreleri eğer maden işleri varsa madencilere özel hususlar var. Az önceki bahsettiğim sürelere yani 4'er gün ekleniyor. 18, 24 ve 30 oluyor arkadaşlar. 1 yılda 5 ile 18, 5 ile 15, 4'er gün ekleniyor. Memurlarda nasıl? Kamuda çalışan. Memurlarda 1 yıldan 10 yıla kadar olan memurlarda 20 gün. Hizmette 10 yıldan fazla olanlarda ise bu süre yılda 30 gün olarak saptanmıştır. İzin kurulu diye bir mevzu var. İşçi sayısı 100'den fazla olan iş yerlerinde işveren ya da işveren vekili temsil eden bir, işçiler temsil eden iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulabiliyor. Şimdi şöyle bir durum var. İşçiler kullanmadıkları iznin parasını alabiliyorken memurlar alamıyor arkadaşlar.
Şimdi sorulara bakalım. Kömür madeninde 10 yıl çalışan bir işçi sormuş. Kömür madeninde 10 yıl çalışan artı 4 olarak hesaplanıyordu. Normal şeye 24 bulunur. 18 yaşından küçük ve 50 yaşından yukarı 20 günden az olamaz demiştik. İLO'ya bakalım. İLO sözleşmesi, işte Türkiye'nin onayladığı İLO sözleşmeleri. Ayrıca Türkiye temel sözleşmelerin tamamını 8'inin onaylamışken yönetim sözleşmeleriyle teknik sözleşmelerin hepsini onaylamadı arkadaşlar. Bunu bir defa kafanızın bir kenarına yerleştirin. Yani hangi tamamını onaylamıştır ifadesi diye bir tanımlamayla karşılaşırsanız yanlış. Bir de şöyle soru gelebiliyor. Temel ILO sözleşmesi değildir diyor aşağıdakilerden hangisi. Temel ILO sözleşmeleri bunlar arkadaşlar. Tamam mı? Bunun dışındakiler temel ILO sözleşmesi değil, yönetişim ya da yönetsel ya da teknik sözleşmelerdir. Temel ILO sözleşmesi zorla çalıştırma, örgütlenme özgürlüğü, örgütlenme toplu sözleşme hakkı, zorla çalıştırmanın yasaklanması, ayrımcılık, askeri yaş, çocuk işçiliği. Türkiye 1919 yılında kurulan İLO'ya 1932 yılında üye olmuştur. İLO'nun Birleşmiş Milletler içindeki İLO'nun eşit katılımlı işçi ve işveren örgütleri ve hükümetin yönetim organlarıyla birlikte üçlü bir yapısı vardır. Uluslararası Çalışma Konferansı İLO üye ülkeler her yıl Haziran ayında Cenevre'de toplanır. İkisi hükümet delegesi, diğer ikisi de her üye ülkenin çalışanların ve işverenin her birini temsil eden katılan delegelerden olmak üzere üyelerin her birinin 4 delegesinden oluşur. Yönetim kurulu vardır. Yönetim kurulu da icra konseyidir. Yılda 3 kez Cenevre'de toplanır. İLO politikalar hakkında karar verir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bürosu var. Bu da Uluslararası Çalışma Örgütü'nün daimi sekreteriyasını yapıyor. İLO'nun bilmemiz gereken, çünkü birçok sözleşme var. Bir defa bilmemiz gerekenler var. 81 teftiş, 155 iş sağlığı güveninin çalışma ortamına güvenlik arkadaşlar. 155 polisten hatırlayın. 161 sağlık, 167 inşaat, 176 maden. Bunları sonradan onayladık arkadaşlar. 187'de geliştirme çerçeve sözleşmesi. İSG Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi. Yani bunları bilin. Bunları bilin yeter arkadaşlar. Birleşmiş Milletler düzeltiyorum. Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında kuruldu Cenevre'de. 1919 yılında kurulmuş olan Türkiye'nin İLO. Hiç hemen yaz yapıştır gitsin. 1932 diyor İLO. Hangisi yanlıştır demiş. Türkiye İLO'ya 1932 doğru. Türkiye 180 yıl iş sağlığı güvenliği geliştirme çerçeve sözleşmesini kabul etmemiştir. Kabul etmiştir arkadaşlar. Kabul etmemiştir diyor. Yanlış. Bize zaten yanlışı soruyor. 155 sayılı iş sağlığı güvenliği çalışmalarıyla ilişkin İLO sözleşmesi güvenlikleriyle Türkiye'nin İLO politika programlarını ve uluslararası çalışma standartlarını tanıtmak ve İLO Ankara Ofisi evet vardır. Hatta bir toplantısına ben de katılmıştım. Türkiye ne zaman şey yapmıştır? 1932 yılı. Bize 48 yılda kurulan sağlıkla ilgili soruyor. Dünya Sağlık Örgütü kolay bir soru. Kaynak işlerimiz alınacak iş güvenliği önlemleri. Şimdi kaynakla ilgili kaynak binasının yapıldığı yerlerle ilgili alınacak İSG önlemlerine bakıyoruz. Özellikle kaynak atölyesinin kaynak kapı yerler yakınlarında kapı ve pencerenin yanmaz malzemeden yapılması gerekiyor. Kaynak yapılan yerlerde havalandırma tesisatı bulunmalı ve yeterli emme gücüne sahip olmalıdır. Yani orada çıkacak olan fosgen gibi zehirli gazların alınıp dışarı atılması önemli. Oksijen vasetilen üreten aparatların çalışan yerden uzaktan mümkünse dışarıda çalışan alan dışında tutulması esastır. Kaynak aparat ve tüpleri için alttan ve üstten havalandırma delikleri olan kapısı kıvılcım oluşturmayan üst hafif çatılı eternet gibi etrafı dayanıklı malzemelerden beton gibi ayrı bir bölmede bulundurulması gerekir.
Elektrik kaynağı yapılan yerler çalışanların diğer kısımlardan bölmelerden ayrılmalıdır. Açık atölyelerin bir bölümü çalışılması gerektiği takdirde kaynak mahalli başka işçilerin çalıştığı yerlerden en az 2 metre yüksekte ışık geçirmenin sabit ve seyir paravanlarla, yanmaz paravanlarla ayrılması gerekiyor. Yakınında yanıcı madde depoları veya boyahaneler mevcutsa bunlar bu yerlerden uzaklaştırılmalıdır. Üzerinden taşıma ve geçiş yapıldığında elektrik besleme ve kaynak kablonun ezilmemeleri için önlem alınması gerekiyor. Yani sahada kaynak yapıyorsunuz, kabloların üzerinden araç geçmemesi lazım. Yangın söndürme cihazları ve uyarı levhaları bulundurulmalı. Yangına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Açık havada yapılan kaynak işlemlerinin kaynakçı rüzgarın yönünü mutlaka dikkate almalıdır ve daima rüzgarı arkasına alarak çalışmalıdır. Ancak çok rüzgarlı havalarda dışarıda mikmak gibi kaynak yapmak örtücü gazların dağılması neden olduğu için pek önerilmeyen işlemlerdir. Kaynak türüne göre kaynak kesilme sırasında yapılacak şeyler. İşte hortumlarda çatlakların ve yıpranmaların olmamasına dikkat edilmelidir. Hortumlarda en küçük hasar bile hemen giderilmeli. Hortumlar yanma, burkulma ve üzerinden geçme gibi hususlara karşı emniyette alınmalıdır. Alüminyum kaynağında koruyucu gözlük takılmalıdır. Bakın spesifik şey veriyoruz. Alüminyum kaynağında koruyucu gözlük takılmalıdır. Kaynak edilmiş alüminyum parçaları ısındıkları yerde renk değiştirmesinden ısınmış olduğu gözle görülemeyebilir. Bu nedenle parçalar pensle tutulmalıdır, elle tutulmamalıdır. Asetilen üretim aparatları mümkün olduğunca besleme suyu ile birlikte taşınmalı yahut önce gazın alınıp sonra çamur suyun boşaltılması gerekir. Sınavda bu direkt soru olarak gelmişti arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Asetilen üretim aparatları mümkün olduğunca besleme suyu ile birlikte taşınmalı yahut önce gazın alınıp sonra çamurlu suyun boşaltılması gerekir. Yapılan kaynak işinin uzun süreli durması halinde boş geçen sürede ve geceleri cihazda suyu geri tepme emniyet tertibi arasında gaz musluğu kapatılmalıdır. Cihazın bulunduğu yer iyi havalandırılmalıdır. Kış aylarında donan cihazın çözülmesinde sıcak su buhar kullanılmalıdır. Aksi halde alev ve ateşte ısıtmak tehlikelidir. Bazen alevle ısıtırlar çabuk olsun diye sahada. Asetilen üretim apartmanının türüne göre karpit kullanılmalı. Kazan kapasitesine fazla karpit konmamalıdır. Kazana karpit koyarken ve karpit çamuru boşaltırken açık ateş olmamalıdır. Sigara asla içilmemelidir. Asetilen üretim cihazlarında cihazın güvenliğini sağlayan sulu geri tepme güvenlik tertibatı vardır. Bunlar yani sulu geri tepme güvenlik tertibatı önemlidir. Cihazla hortum arasında cihazın hemen üzerinde bulunan bu tertibat alevin geri tepmesini kazana geçmeden söndürür. Üfleçten geri tepen oksijen asetilen boru tesisatını kazana geçerek patlayıcı gaz kırılma oluşumunu ve meydana gelecek yanmayı önler. Her kesme ve kaynak işlerinde kazan üfleç arasında bir sulu geri tepme emniyet ve tertibatı bağlanması gerekir. Sulu geri tepme emniyet tertibatının devamlı bakım ve kontrolleri yapılması gerekir. Bunlara en az ayda bir temizlenmesi lazım. Günde birkaç defa ve her kaynak işleminden evvel su seviyesi kontrol edilmesi lazım. Emniyet tertibatı su seviyesi musluğundan ayar edilmelidir. Fazla su gazla ile birlikte üflece gelir. Aksi halde emniyet tertibatının bütün aksamları, vana, musluk, kolları sık sık kontrol ederek iyi çalışır halde bulundurulması gerekir. Şimdi burada elektrik arc kaynağında en büyük tehlike elektrik çarpmasıdır. Elektrik şokudur. Elektrik çarpma olayı özellikle kaynak makinesi boşta çalışırken, boşta çalışma geriliminde olur. Elektrik arc kaynağında elektrik çarpmasını engellemek için şu önlemler alınması gerekir. Alçak gerilime dayanıklı kuru eldiven kullanılmalıdır. Kaynak mensup akımı geçirmeyecek şekilde izole edilmelidir. Bütün tesisat topraklanmalıdır. Kaynak tabloları sağlam olmalı. Bu tablolar izoleleri kontrol edilmelidir. Kazan tank, menhol gibi dar ve kapalı yerde yapılan elektrik arc kaynağında doğru akım kullanılmalıdır. Kapalı nemli yerlerde yapılan kaynakta kaynakçının metalik kısımlarına temas önleyecek lastik veya tahta altlıklar kullanılması lazım. Yani amaç elektriğin üretilmemesi. Kaynak makinesinin boşta çalıştığı zaman direktörü, pensesi, tahta bir masa veya askıya konmalıdır. Koltuk altına veya omuza koymak son derece tehlikelidir. Kaynak tablosunu takarken ve kutupları değiştirirken makine boşta çalıştırılmamalı. Makinede akım yokken yapılmalıdır. Kaynak ve imalatta kaynak ve kesme işleminin diğer tehlikesi de elektrik şoku dedik. Tüm elektrik ile çalışan ekipman ve iş parçalarının topraklanması yapılması önemlidir. Duy ile ekipman arasında kabloyu topraklama kablosu olarak kullanma yanlışlığı yapılmamalıdır. Doğru kablo çapı kullanılmalıdır.
Eğer sahada çalışıyorsanız sahaya uygun sanayi tipi kablolar kullanılması gerekiyor. Mesela elektrik bağlantıları kuru, temiz, sık olması sağlanmalıdır. Kablo ve bağlantılar iyi durumda olması gerekiyor. Çalışan alan ve ekipman yaş nemli olmamalı. Kuru tutulmalıdır. Elektriği iletmemek arkadaşlar amaç. Şimdi tabi elektrik arc kaynağında parlak ışıklar gözleri kamaştırdığından gözlerin korunması gerekiyor. Gözlerin koruması pratikte gözleri koruyucu camından maskelerle sağlanır. Koruyucu camlar arkın şiddetine göre değişir. Kaynakçı kaynağın cinsine ve akım şiddetine göre çeşitli koyuklu camlar kullanılır, kullanmalıdır. Yan tarafta bunlar var arkadaşlar. İşte 15-20 amperde çok açık, 20-40 açık gibi. Bir kaynak geri korunamazsa oluşacak ultraviyole ışınlar cihazda çalışan diğer personelin de gözlerine zarar verecektir. Böyle bir ışınıma maruz kalmış insanların birkaç saniye gözlerinde yanma, çapaklanma, kızarıklık oluşacaktır. Bu yanmalar da çoğunlukla baş ağrısından müteakip kendini gösterir. Eğer birkaç kaynakçı birbirine yakın olarak aynı yerde çalışıyorsa göz yanması olan kaynakçılar da oluşur. Bunun için kaynakçıların birbirine arasına ultraviyole ışını geçirmeyen paravanlar koyulması gerekir. Veyahut da arkadaşlar eğer öyle şeyler mümkün değilse de rotasyonlar yapılması gerekiyor. Yani sıklıkla işçileri değiştirmenizde fayda var. Kısa kısa çalıştırmak. Ultraviyole ışınları kaynakçının cildinin üzerinde güneş ışığı gibi yüzeysel yanıklar oluşturabilir. En fazla kaynakçı zarar görür. Burada tabi yanma önlemek için kaynakçı vücudun açık kısmını özellikle yüzünü, ellerini ve boynunu korumalıdır. Çoğunlukla yazın mesela sıcakta çalışıldığı zaman kollar sıvanır. Yarı çıplak vücutla çalışırlar. Yani tabi bu durumda dediğimiz gibi yanma söz konusu olabilir. Tüplerle ilgili durumlar var. Özellikle kaynak tüplerinin dik olarak devrilmiş şekilde olması lazım. Örneğin propan tüpünün yatay taşınması, yatay havzada bulundurması son derece tehlikelidir. Taşımalar sırasında tüpler kayışla, paletle, zincirle tüp arabasına bağlı olarak taşınması lazım. Tüpün kapağından tutup taban üzerinde hafifçe döndürerek yakın mesafede yeri değiştirilebilir. Tüpleri vanalarından ve kurucudan tutarak taşınmamalıyız. Hiçbir zaman mıknatıs, zincir ya da ip kullanılmaz. Uygun araçlar kullanılır. Oksijen havadan ağır, renksiz, kokusuz gaz olduğundan yağ, grease hatta insan teninde bulunan yağın oksijenle teması yanmaya, oksijende yanmaya yol açabilir. Özellikle oksijen tüplerinin yağlı ve grease ellerle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Oksijen hava yerine kullanılmaz. Oksijen tüplerinde bazen kullanılıyor. Kişiler üzerini temizlemek için bu tüpleri kullanabiliyorlar. Oksijen tüplerini değiştirecek kişilerin ellerinin kuru olması ve temiz olması gerekiyor. Temiz deri elden takılmış olması ve yağ tüp banasına bulaşarak oksijen yanmasına neden olur. Regülatörün manometresi bozuk ya da kırıksa güvenlik açısından mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir. Özellikle sağ kontrolleri yapacağınız zaman kaynak yapılan tüplerin manometrelerine bakmanız lazım. Regülatör manometreleri genelde kırık ya da bozuk olabiliyor. Bu da yanıltıcı etkiye sebep oluyor. Şalama, hortum ve alev tutucu gibi diğer ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli. Yağ ve gresten bütün ekipmanlar korunmalıdır. Bakın yağ ve gres önemli arkadaşlar. Uygun olmayan bağlantı ekipmanlarını takmamak lazım. Oksijen tüplerinin vanaları sağ asetilen tüplerinki sol vidalıdır. Bu husus iki vanın birbirine karışmasını önlemek amaçlıdır. Basınç manometreleri tüpteki gaz başını işletme basıncına düşürür. Yani bunlar da emniyet subapları bulunmalıdır. Tüp vanaların hızlı açılması subap yanmalarının nedeni olabilir. Hızlı açılma neticesinde yüksek basınç kısmından alçak basınç kısmına göre oksijen süratle hareket eder. Bu da dolayısıyla manometrenin yanmasına, gaz sıkışarak oluşan ısı yanmasına neden olabilir. Basınç düşürme manometreleri için yağ son derece tehlikelidir. Hep aynı şeyden bahsediyoruz. Uzun zaman oksijen kullanıldığında yüksek basınçtan kesme basıncına düşen oksijen basıncı manometrenin donmasına neden olabilir. Donu çözmek için sıcak havlu ya da sıcak kum torbası kullanılmalıdır. Bakın yine söylüyoruz, açık alev kesinlikle kullanılmamalıdır. Tüpler depolanırken direkt olarak güneş ışınının altında ve aşırı soğukta bırakılmamalıdır. Temiz hava üstten, emiş alttan olmalıdır. Yüksek basınç tüplerde kullanılan contaların kösel olmaması gerekir. Tüp vanaları sıkı kapanmalı, sızdırmaz olması gerekiyor.
Basınç düşürme manometresi başlangıçta yavaş açılmalı. Eğer hızlı açılırsa bundan bahsettik. Yanmaya neden olur dedik. Tüp manaları elle açılıp kapamalı. Herhangi bir alet kullanılmamalıdır. Oksijen tüpleri hiçbir zaman asitleme veya LPG tüpleriyle birlikte kesinlikle depolanmamalıdır. Yanan haldeki flaşlar tüplerin üzerine asılmamalıdır. Tüpler manyetik vinçlerle taşınmamalıdır. Sızdırıp sızdırmanın kontrolü sabunlu suya, tüp manaları, tüplere takılmadan evvel kontrol edip sabunlu suyla kontrol edebilirsiniz. Üfleş dediğimiz şalamalarda alınacak önlemler. Üfleşe ait kısımlar kullanıldıktan sonra tekrar kutusuna veya duvardaki asıl tablosuna konulmalı. Hiçbir zaman sağa sola fırlatıp atılmamalı. Toz vesaire olmaması lazım. Hortum bağlantıları sızdırmazlık durumlarını kontrol edilme. Daima hortum eklemensleri kullanılmalıdır. Eklemensler haricinde başka şey kullanılmaması gerekiyor. Üflecin ağız bekleri kendine mahsus özel anahtarın safa sıkıca bağlanmalıdır. Eğer emme tipi üfleçlerde emme meydana gelmiyorsa bek sapa gevşek bağlanmıştır ve sızdırma vardır bu durumda. Sizin zaman üfleç yanıcı gaz kapatılarak oksijen açık vaziyette temiz su içerisinde soğutulmalıdır. Alevin geri tepmesi yanması içeride olması halde üfleç hemen kapatılmalıdır. Böyle bir durumda tüp asetilen kullanmakta ise tüpün ısınıp ısınmadığı kontrol edilmesi gerekiyor. Tüp yanması meydana gelebilir. Üflecin ağzının tıkanması halinde de her iki gaz kapatılmalı. Özel ağız raybalarının üflecin ağzı temizlenmelidir. Raybalarla. Üflecin yakılmasından önce oksijen musluğu açılır. Sonra basınç düşürme manometresi ayarı yaparak istenen basınç sağlarını kapatırken de tamamen aksi işlem yapılır. Üflecin asetileni iyi emmedi her defasında kaynak işlemlerinden evvel kontrol edilmesi gerekiyor. Yanar halde üflecin devrilerek herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek şekilde kaynak masasının üzerinde hususi üfleç askısına asılması, konulması gerekiyor. Asetilen tüplerinde hortum bağlayıcı olarak bakır boru kullanılmamalıdır. Çünkü asetilenle bakır çok patlayıcı bir bileşik oluşturur. Üfleci kutusuna koyup kaldırırken çok özen gösterilmelidir. Şimdi sorulara bakıyoruz arkadaşlar. Bize oksigaz kaynağında yapılan atölyede ısı kaynağı yapılan nedense asitilen tüpünün patlama riskini önlemek için hangisinin yapılması gerekiyor? Isınmış. Bakın tüp ısınmış. Yukarıda bahsetmiştim hatırlarsanız. Tüpün valve kapatılıp gaz balonu çıkarıldıktan sonra tüp açık havada alınıp su ile duş şeklinde ya da havluyla soğutulması gerektiğinden bahsetmiştik. Bursa. Hangisi kaynak çeşidi değildir demiş. Arkadaşlar gama ışın kaynağı diye bir kaynak çeşidimiz yok. Lazer, plazma, elektrik var. Şimdi burada kaynak işlerinde hangileri doğrudur diyor. Kaynak işlerinde 7,5 saatte hatırlayın. Bu azami 7,5 saat ve daha az çalışması ile ilgili. Bununla ilgili çok soru çözdük. Bir önceki konumuzda vardı. Tehlikeli ve çok tehlikeli sırf değerli işlerde çalışacak mesleki kaynakta da tabii ki yeterlik MYK'dan belge olması gerekiyor. Maden de grizulu madende kaynak yapılmaz. Grizu varsa kaynak yaparsa grizulu maden ocağında kaynak yapmıştım diye hiçbir durumda izin verilmemesi gerekiyor. Buna C demişiz ama bu da E olması lazım. Ama burada tabii yani bu soru biraz şey grizu var, patlama riski var. Yani kaynak olmaması lazım. Ama buradaki tabii metan oranını düşükse ondan bahsetmemiş. Esasen soru biraz ucu açık bir soru olmuş. Dolayısıyla bunun bence cevabı bu olması gerekiyor. Hangileri kaynakla maruz kalacak zararlar? Şimdi kaynakta arkadaşlar bir defa ışıklarla, ışıma ile ilgili çıkan enerji ile ilgili şeyler olabilir. Gürültü olabilir, titreş olabilir, elektrik çarpması olabilir. İşte kimyasal çıkan gazlara maruziyet söz konusu olabilir. Bakıyoruz.
kaynakta oluşanları sormuş. Bunların hepsi ışınımlar. X, kızılötesi, ultraviyole demiş. A. Hangileri doğrudur demiş. Kaynak dumanına maruziyet astıma neden olur? Evet. Kaynak içinde kullanılan yanıcı gaz tüportum ile oksijen tüportumu aynı renkte olmalıdır. Aynı renkte olmaz arkadaşlar. Olmamalıdır. Her çeşit koruyucu gaz altı yapılan kaynak işleri günde azami 7,5 saat. Günde 7,5 saat demiştik zaten, hatırlayın. Dolayısıyla Adana. Bileşenlerin biri sabit, diğeri de üzerinde döndürülüyorsa sürtünme, yani birbirine sürterek kaynak yapılıyor. Sürtünme kaynağı. Aselitilen üretim cihazlarında bulunan ve cihazın güvenini sağlayan sulu geri tepme güvenlik tertibi su seviyesi ne kadar sıklıkla kontrol edilmelidir? Ne dedik? Her kaynak işleminden önce mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor demiştik yukarıda. Aşağıdakilerin hangisi kaynak işleminde kullanılan ısı kaynaklarından değildir? Tabii ki hızlandırılmış nötron diye bir şey yok. Ark kaynağı, direnci ve alev. Ne demiş? Yukarıdakilerden hangileri tehlikelerden bahsetmiş? Gürültü, ışınım, kimyasal madde, az önce bahsetmiştim. Üçü de var. Kapalı alanlarda çalışma. Şimdi kapalı alanlarda çalışma, kapalı alan tanımına bakmak lazım. Kapalı alan sürekli çalışmaya göre tasarlanmamış olan, giriş ve çıkışları kısıtlı olan alanlardır arkadaşlar. Bu alanlara giriş izni alınması lazım, iş izni alınması lazım. Kapalı alanların prosedürleri ile ilgili, bunlar tabii ki dediğim gibi insan çalışması için dizayn edilmemiş, çalışması için planlanmamış yerler. İşte penceresi, bodrum katları, dehlizler, boru hatları, kuyular, silolar, depolama, kancalar, kazanlar. Şimdi sahada kapalı alan çalışması icra edeceğiniz zaman öncelikle bir prosedür oluşturmanız lazım. Kapalı alanda kimler çalışacak? Bunların sağlık kontrollerinin yapılması lazım. Ve kapalı alanda yapılacak işin niteliği de önemli. Eğer kaynak yapılacaksa ortaya çıkacak gazların ortamdan uzaklaştırılması için gerekli aspirasyon sistemlerinin yapılması gerekiyor. Bir rescue evacuation dediğimiz kurtarma planları yapılması gerekiyor ki orada herhangi bir şey olduğunda oradaki kişiyi nasıl kurtaracaksınız? Sonuçta belli bir bu prosedürleri, iş izinlerini falan hallettikten sonra içerideki ve dışarıdaki kişilerde iletişim için telsizler olması gerekiyor. İçeride ayrı bir gaz ölçüm cihazı ve kişilerin, çalışan kişilerin üzerinde de gaz ölçüm cihazları olması gerekiyor. İçeriye girmeden önce zaten mutlaka gaz ölçüm yapılması gerekiyor. Bu 2 ya da 4 fonksiyonu ya da daha fazla fonksiyonu gaz ölçüm cihazlarıyla olabilir ve bu ölçüm sonuçlarının belirli saatleri tekrar edilip iş izninin üzerine yazılması gerekiyor. Arkadaşlar genel olarak kapalı alanlarda bunlar var. Eğer gaz tespit edilmişse gazın boşaltılması gerekiyor. Bunun için içerisine komple su doldurup boşaltılma ya da soy gaz doldurup boşaltma işlemi yapılabiliyor. Kapalı alanlarda geneldeki tehlikeler işte yetersiz oksijen bulunan atmosfer olması ya da fazla oksijen bulunan atmosfer olması, parlayıcı atmosfer, toksik atmosfer, aşırı soğuk ya da sıcak, yutulma tehlikesi, bu yutulma tehlikesi, toprak kayması, gürültü, kaygan saksın, düşen cisimler olabiliyor. Şimdi kapalı alanda karşılaşılacak gazlara bakıyoruz. Basit boğucu gazlar ve kimyasal boğucu gazlar genel olarak karşılaşılabilecek. Basit boğucu gaz karbondioksit, metan, etan, propan, hidrojen, azot, butan gibi. Kimyasal boğucuda karbonmonoksit, hidrojen, sülfür, hidrojen, siyanür gibi. Sülfür maddelerin çürümesi ve insan atıkları ortaya çıkabilir. Genelde çürük yumurta gibi kokar. Renksizdir, yanıcı bir gaz olup hava içerisinde %6 oranında patlayıcı da olabiliyor. Yüksek konsantrasyonlarda belirti vermez. Kimyasal boğucu etkisi karbonmonoksit. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz, tahriş etkisi olmayan çok zehirli gaz olarak tanımlanır. Karbonmonoksit hemoglobinle karboksihemoglobin oluşturuyor. Ve bu sınavda da soruldu arkadaşlar. Sıklıkla da sorulan bir soru. Karbondioksit, karbondioksit rensiz, kokusuz, bu da havadan ağır bir gazdır. Taban kısımlarında toplanır. Boğucu etkiye sahiptir.
%1'de nefes alma zorlaşır. İşte %10 gibi de ölüm meydana gelmesi söz konusudur. Azot gazı renksiz, kokusuz, tatsız, havadan hafif bir gazdır. Azot yanıcı ve zararlı bir gaz olmamakla birlikte çeşitli oksitlerleri çok zehirli. Azot oksitler mesela şeyde kaynakta oluşan çok zehirli etkiye sahiplerdir. Bazen yüksek azot konsantrasyonu metal madenin tabakalar arasında boşluklardan çıkmaktadır. Dinamitlerin patlama sonucunda da çıkabilmektedir. Metan renksiz, tatsız, kokusuz, zehirlenme özelliği olmayan bir gazdır. Mesela bazen haberlerde doğalgaz zehirlenmesi diyor. Doğalgaz zehirlenmesi değil. O ortamda oksijenin yerini metan kapladığı için işte doğalgazın ana şeyleri biliyorsunuz. Baktığımız zaman kapladığı için işte ondan kaynaklanıyor. Ama işte metan havayla karışımına grizu deniyor. Patlama sınırı %4-15. Yani haberlerde işte bahsettim işte doğalgaz biliyorsunuz %85-87 metandan oluşuyor. İşte etan ve diğer gaz işte propan tarzı gazlar, butan tarzı gazlar var. Ama ana madde yani %80 büyük çoğun %90'ı metandan oluşuyor. Metan dediğimiz gibi havayla karışımı grizo yapıyor. Grizo özellikle grizo patlamaları genelde kömür tozu patlamaları takip eder. Şiddetli patlama sonucu ortamda oksijen tükenir. Ve bu da işte şok ve darbe etkisiyle ölüme yol açar. Esas yıkımda şok darbesinin geri dönüşünde yapar. Madenle ilgili patlamalarda raylar, vagonlar dahi parçalandığı görülmüştür. Şimdi sorulara bakalım. Kapalı alanlarda kapalı alan giriş öncesi yapılması gerekenlerden hangisi değildir demiş. Yangınla mücadele ekipmanlarının hazır bulundurulması, tüplerin vesaire, evet. Çalışma alanının yeterli olarak işaretlenmesi, bantlanması, evet. Yetkisi girişlerin önlenmesi için. Sürekli hava gaz ölçümü, evet. Bakanlıktan onaylı izin almanıza gerek yok arkadaşlar. İş izinlerini ana firmadan alırsınız. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanda rastlanacak kimyasal olarak boğucu gazlardan değildir diyor. Kimyasal boğucu. Bize onu sormuş. Kimyasal boğucu. Karbonmonoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür, metan. Metan kimyasal boğucu değil. Kapalı alan tanımına hangisi girmez demiş. Silo depolar dedik. Boru hattı, tünel, kuyu, kanalizasyon. Dar girişli çıkışlı iş yeri, atölye. İş yeri, atölye girmez arkadaşlar. Denizli. Kapalı alanlarda tehlikelerden değildir demiş. Hangisi öncelikle? İşte acil çıkış yolu ve kapısı demiş. Yani zaten öyle bir şey kapı söz konusu değil kapalı alanda. Oksijen yetersizliği ya da fazlalığı, elektrik ve mekanik tehlikeler, kapalı alanda kullanılan ekipmanlardan kaynaklı tehlikeler olarak. Kapalı alanlardan hangisi yanlıştır demiş. 24 voltluk aydınlatma lambası düşük voltajlı aydınlatma kullanılır. Biz hatta Rusya'da çalışırken 12 volt kullanmıştık arkadaşlar. Düşünün yani ne kadar düşük şey. Metal oranı %2 olduğunda çalışmaya devam edilebilir demiş. Bir dursun şimdi. Yanlış zaten de. Oksijen oranı %19'dan olan alanlar tehlikelidir. Evet. Yani 19'dan fazla 21,5 civarı olması istenir. Kaynak işlemi yapmadan önce ortamın temizlenmesi gerekir. Tabii ki %2 metan istenmez. Şimdi gelelim yangın konusuna. Arkadaşlar yangınla ilgili çeşitli yönetmelikte ifadeler var. Yangının ayrı bir yönetmeliği yok. Binaların yangından korunmasına dair yönetmelik vardı. Onu işledik zaten. Şimdi yangınla mücadele ile ilgili ekip kurulması az tehlikeli 50 kişi, bir tehlikeli 40 kişi, bir çok tehlikeli 30'a 1 kişi. Ondan az çalışan varsa da az tehlikeli sınıfta da bir kişi görevlendirmesi yeterli. Ekip acil durum yönetmeliğinden, yangın mücadele işaret yönetmeliğinden baktığın zaman da dikdörtgen ve kare biçiminde kırmızı zemin üzerinde beyaz piktogramla kırmızı kısımlar işaretlenen en az %50'sini kapsıyor. Bunlardan bahsetmiştik. Ben yine burada ekledim. Binalar yangından korunmasındaki yönetmelikte de 4'e ayrılmış. A, B, C, D diye ayırmış arkadaşlar. A sınıfı yangın, odun, kömür, kağıt, ot, döküman, plastik gibi yanıcı maddeler.
B sınıfı yani katı. B sınıfı benzin, benzol, makine yağı. Laklar, yağlı boyalar, katran, asfalt gibi sıvı. Bakın altını çiziyorum. Katı. Sıvı. C sınıfı metan, propan, butan, LPG, asetilen, hava gazı, hidrojen gibi gaz. D sınıfı da lityum, sodyum, potasyum, alüminyum gibi metal ya da radyoaktif maddeler. Tamam. A katı. B sıvı. C gaz. D de metal ya da radyoaktif maddeler diye tanımlanmış. Burada tabii yine binaların yangından koruması yönetmeliğinde de bahsettik. Şunu da söyleyelim. Binaların yangından korunmasına dair yönetmelikte A sınıfı yangın olan yerde öncelikle kullanılan şey çok maksatlı kuru kimyevi tozlu ya da sulu. Sulu. B sınıfı yangın çıkması yerlerde kuru kimyevi tozlu, karbondioksit ya da köpüklü. C sınıfı yerlerde de kuru kimyevi tozlu karbondioksitli. D sınıfı yerlerde de kuru metal tozlu. Tamam, bu önemli. Söndürme cihazı taşınabilir. Portatif söndürme cihazları olması. Yine binaların yangından korunması, işte bu hastane, huzur evi, anaokulu benzeri de sulu veya temiz gazlı söndürme cihazı tercih edilmeli. Düşük tehlike sınıfında her 500 metrekare, orta tehlike üstünde her 250 metrekareye bir adet yangın 6 kilogramlık tüp konulması, söndürme cihazının ulaşım mesafesinin 25 metre olması, bunların yüksekliği yaklaşık 90 santim aşmayacak şekilde monte edilmesi, tamamen bu ergonomi ile alakalı arkadaşlar. Ergonomik, yani kişinin yere eğilmemesi için. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde kontrolleri yapılması gerekiyor. Dördüncü yılın sonunda da içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılması lazım. Bu bahsettiğimiz tüplerin yılda bir kez yerinde kontrolü, 4 yılda bir içindeki maddenin değişmesi ve hidrostatik test yapılması gerekiyor. Şimdi yangınla ilgili bunu çocukluğumuzdan beri öğretiyorlar bize. Yangın üçgenini tanımı, işte oksijen, ısı ve yakıt, gaz, sıvı ve katı bahsetmiştik. Az önceki bahsettiğimiz hani A sınıfı katı, B sınıfı sıvı, C gaz, D metal. Bazı yerlerde arkadaşlar E sınıfı da geçiyor. E sınıfı yangınlar elektrik diye geçiyor, bilginiz olsun. A sınıfı yangınlarda en etkili madde nedir diye sorarsa sudur. B sınıfı da en ideal yangın söndürücü köpüktür. Karbondioksit ya da kuru kimyevi toz da kullanılır. Bundan da bahsetmiştik. C sınıfı yangınlarda en uygun söndürme tekniği de gaz kaynağını kesmek ve daha sonra uygun söndürme maddesi oluşturulan aleve müdahale etmektir. Kuru kimyevi toz, daha sonra da karbondioksit olabilir. Önce gazı kesmeniz lazım. B sınıfı yangınlarda da kuru kimyevi toz. Bundan bahsetmiştik az önce. E sınıfı yangınlarda da uygun iletken olmayan şeyler, söndürücüler kullanılır. Jet yangınları ince uzun alev yanar ve gaz borusu kaçak yan tutuşmasında görülür. Havuz yangınları ham petrol ve tankların sızmasında görülür. Live dediğimiz boiling, liquid expanding, vapor expulsion dediğimiz kaynağın sıvı genleşen buhar patlaması. Patlayıcı gaz tankı patladı, içindeki sıvılaştırmış olarak bulunan sıvı halindeki ama kaynamış gaz ortama yayılır. Eğer bir ekipman tank patlayacaksa mavi renge doğru alır, mavi renk alır arkadaşlar. UÇ, Unconfined Vapor Cloud Explosion dediğimiz sınırlandırılmayan buhar bulutu patlaması. Büyük miktarda ortama yayılan gaz kaçağı hava ile karışarak patlamaya hazır bir bulut oluşturur ve sonra da patlama söz konusu olur. Şimdi söndürme amaçlı kullandığımız materyallerin özelliklerine bakıyoruz. Su ucuzdur, zehirleyicisi yoktur, akıcısıdır, uzaklara atılabilir, bol miktarda bulunur. Soğutma etkisi yanında çözücülük etkisiyle de yanıcı maddelerin konsantrasyon azalmasına sebep olur. Dezavantajları: ıslatarak malzeme de hasara neden olabilir. Bazı metallerle işte kalsiyum, magnezyum gibi patlayıcı gaz oluşturabilir. İçinde çeşitli mineraller bulunması nedeniyle elektriği iletir. Asit bazlar ve sönmemiş kireç temasında yüksek ısı oluşturur. Örneğin sıvı yangınlarında evde tavanın içindeki yanmış yağ, su atarsanız alev
daha da büyür, etrafa sirayet eder. Karbondioksit avantajları, yüksek konsantrasyonlu karbondioksit kapalı hacimlerde ani söndürme etkisi yaratır. Avantajı elektrik akımına yalıtkandır. Diğer söndürme gazlarına göre ucuzdur. Temiz söndürücüdür. Pas etki, ama çok az tahriş pas etkisi vardır diğerlerine göre. Ama dezavantajı boğucu etkisi vardır karbondioksitin. Kritik sıcak 31 derece nedeniyle sıcak ortamlarda tüp basıncı artar. Gazın eksi 78 derecede çıkması temas ile soğuk yanıklara neden olur. Soğuk yanması çok ciddi bir unsur şeydir arkadaşlar. Kuru kimyevi tozların avantajları çok masraflı olarak kullanılır. Monoamonyum fosfat MAP diye ABC diye geçiyor. Büyük sıvı yangınlarında kullanılabilir. Köpükle beraber de kullanılabilir. Eksi 50 artı 60 arasında etkilidir. Zehirlenme etkisi yoktur. Bikarbonat yası tozlar asitleri nötr hale getirebilir. Dezavantajı kapalı yerde kirlenmeye neden olur. Söndürme sonrasında geri ateşlenmeye dikkat edilmelidir. Toz bulutu ortamdaki yanıcı tozları havalandırabilir. Elektrik tesisatlarında sınırlı kullanılır. Cihazlarda sınırlı miktarda bulunması nedeniyle yangın söndürülmesinden tükenebilir. Yani yangını söndüremeden pıst diye tükenebilir arkadaşlar. Köpük avantajı akışkandır. Boğma yetkinliği yüksektir. Geri alev alma yönler. Kuru kimyevi tozlar karıştığında özelliğini bozmaz. Köpük müdahale anında su buharı oluşmasını engeller. Böylece çalışan personelin görüş alanını daraltmaz. Söndürmede uğraşan. Köpüğün dezavantajları var. Köpüğün dezavantajı iletken olduğu için elektrik yangınlarında kullanılmaz. Köpüğün etkinliğinin sürekli olabilmesi için yanan madde sürekli şekilde uygulanması gerekir. Gıda maddeleri üzerinde kullanılmamalıdır. Şimdi köpükle ilgili şurada bahsettiğim şey hususu önemli. Bakın arkadaşlar, A sınıfında hangisi en etkin söndürücü? Su. B sınıfında köpük. Bu ikisi önemli hususlar. Burada da hangisinin nerede kullanacağınız tablo halinde gösterilmiş. Yine burada da gösterilmiş. Yangın devreleri var. Başlangıç evresi, yayılma evresi ve kolaylaşma evresi. Yangının yayılması kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyonla olabilir. Kondüksiyon dediğimiz katı cisimler vasıtasıyla ısınma nakli. Konveksiyon hava sirkülasyonu yoluyla. Bir radyasyon da ışın nakliyle oluyor. İşte Amerika gibi bazı ülkelerde kullanılan semboller bu. Daha evvel iki kere soruldu. İşte yıldız sembolü soruldu. C sembolü soruldu buradaki. Şekiller de var zaten arkadaşlar. Şekiller de gösterilmiş. Yine bizdeki ve bazı ülkelerde kullanılan semboller A, B, C, D. İşte son dönemlerde F de kullanılıyor yabancı ülkelerde. Bu yemek pişirme alanındaki yanıklardan bahsediyor. İşte sorulan katı madde A, sıvı madde B, elektrik C, metal D, yıldız şeklinde. Yine aynı şeylerden bahsediyoruz. Yangının yayılması kondüksiyon, konveksiyon, radyasyon demiştik. Zaman zaman soruluyor. Gaz tüplerinin renkleri soruluyor. Gaz tüplerinin renkleri arkadaşlar en son TSE 1089-3'e göre. Bu soru gelmez arkadaşlar. Çok böyle üzerinde arkadaşlar duruyor ama gelme ihtimali oldukça düşük. Yani neden diyeceksiniz? Bakın şu an en son bu, tamam mı? Araştırırsanız internetten de bulursunuz. 1089'da 3. Örneğin mesela asetilen tüpleri normalde bu standarda göre kestane rengi olması gerekiyor. Ama şu an mesela sarı kullanılıyor. Oksijen sanayide şu an buna göre beyaz olması gerekirken, tamam mı? Bizde şu an mavi kullanılıyor. Sanayide kullanım. Bakın standart farklı. Mesela azot siyah olması gerekirken yeşil kullanılıyor. Tamam, arada farklılıklar var yani. O yüzden bu sorulmaz yani. Suyun söndürme, soğutucu ve kaplama boğma emisyon kullanım şeyi var. Yangın söndürme yöntemleri soğutma, boğma, yakıt giderme, zincirleme, reaksiyon engelleme şeklinde. Zaman zaman bu da sorulabiliyor. Tabii yangın söndürme ile ilgili yanlış ve doğru olanlar var.
Bu hiç zor olmadı arkadaşlar. İşte rüzgara karşı durmak, rüzgar istikametine göre arkana almak gibi doğru ve yanlış merak eden bakabilir. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden birisi değildir? Az önceki bahsettiğim şey. Soğutma var, boğma var, yakıtı giderme var, zincirleme reaksiyonu durdurma var, alev algılama yok. Bize bunu şeyde de çözmüştük, yine burada da çözüyoruz. İşte söndürme, kurtarma ekiplerin oluşturulması için hangisi zorunlu değildir diyor. İçinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapı. İçinde 100'den fazla kişi olan, bu yanlış. Yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan konut. İçinde 50 kişiden fazla bulunan işletme. İçinde 50 kişiden fazla insan bulunan tesisler. Aşağıdaki hangisi metal yangınları için? Metal yangınlarını soruyor bize. İşaret demiş sarı yıldız. Burada göstermiştik bir saniye. Metal yangınlar gördüğünüz gibi sarı yıldız. Birbiriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğerinin üzerine dağılarak küçük damlalara meydana getirir. Bu damlalar bir süre içinde yanıcı sıvının üzerini kaplar. Yanmayı durdurup yayılmasını önler. Emülsiyonun tanımı arkadaşlar bu. Tamam. Karbondioksitin özelliği değildir demiş. Elektrik akımını iletmez. Temiz söndürücüdür. Karbondioksit bütün yangın sınıflarında kullanılması çok kolay olmuş aslında. Şık kolay. Yüksek konsantrasyon. Karbondioksitin kapalı hacimli ve ani söndürme etkisi vardır. Köpük kuru kümülü toz kullanımına uygundur. Köpükler dikkat ederseniz kaçın sorudayız? 51. Köpüklerde uygun olmayan hangisiydi? Köpük magnezyum alüminyum demiş. Metal ve radyoaktif yangınlarında. Özellikle köpük nerede kullanılır demiştik? Sıvı yangınlarında en etkiliydi. Katı yangınlarında en etkili su. Sıvı yardımından den etkisi de köpük arkadaşlar. Tamam. Petrokimya, sıvı, boya, vernik, sıvı, akaryakıt, dolum, sıvı gibi düşünebiliriz buradaki malzemeler. Dolayısıyla rahatlıkla buradan da yola çıkarak ayrım yapabilirsiniz. Sodyum, potasyum, titanyum D sınıfı yangınlarda hatırlarsanız. Bunlar da D tipi kuru kimyevi toz kullanılır. Yangının çeşidine göre bu sorular şeyleri niye böyle kaymış onu anlamadım. Hangisi yanlıştır demiş. Şimdi yangın çeşitlerine göre A sınıfı demiş. Öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu demiş. Evet hatırlayın binaların yangından korunmasına dair yönetmelikte geçiyordu bu. B sınıfı yangınlar öncelikle kuru kimyevi toz karbondioksit köpüklü. D sınıfı öncelikle kuru kimyevi toz karbondioksitli. Bu yanlış. Metal ve radyoaktif yangınları. C sınıfı yangınlar kuru kimyevi tozlu ve karbondioksitli. El aletleri. Tornavida, kerpeten, pense, anahtar, bıçak, keski gibi. Bunlar işte tornavidanın neye yaradığını demeye gerek var mı? İşte vidaları sıkıtmak, gevşetmek için kullanılır. Yani buna bakarsınız arkadaşlar. Ya el aletlerinden soru zaten iş yeri kimi diğer sağlık personeline gelmez. Diğerlerine de çok rahat mantıken çözebilecek şekilde gelir. El aletleri genel olarak işte yapılacak işe uygun olmalı, bakımlı olmalı, ehil kişiler tarafından bakımı yapılmalı, uygun yerde muhafaza edilmeli. Arıza olanlar değiştirilmeli ya da onarılabilirse onarılmalı. Sapları uygun konmalı. Sapları yağlı kaygan olmamalı. Boru çubuk gibi rastgele uzatma kolu kullanılmamalı. Yani orijinal olmalı. Handmade olmamalı yani sonradan yapılmış. Küçük parçalarla çalışırken mengene ve tutturulmadan çalışılmamalı. Çalışan makinalı durdurulmadan el aletiyle müdahale edilmemeli. Pense bunu görmüşsünüzdür. Penseler birbirinin aynısı ancak simetri iki parçanın sabit bir noktada birinin monte edilmesiyle imal edilir. Edilmesiyle imal. Metal uç kısmında paralel dişler yardımıyla kablo tutma, kesme, bükme işlemleri. Uç kısımda bakın şey var. Dişler yardımı var. Yan keski, keski dediğimiz şey de bunda penseden farklı olarak
Uyuş kurtumunda diş yok, daha keskindir. Özellikle kablo kesme işlemlerinde çok rahat kullanılır. Kablo soyma işleminde. Karga burun zaten resimde de görüyorsunuz şu burada. Karganın burnuna benziyor. Bu penseye benziyor ama penseden farklı olarak uç kısmından bahsettik. Bundan dolayı da işte özellikle bunlar pensenin ulaşamayacağı elektronik devre gibi hassas yerlerde kullanılabilir. Ayrıca lehimleme işlemi sırasında elektrik malzeme karga bölümünde tutularak havya ile malzeme zarar verilmesi engellenmiş olur. Nokta dediğimiz matkapla açılacak bir dilin pozisyonu önceden belirlemek ve işaretlemek için kullanılan metalden yapılmış el aletidir. Çelikten yapılmış sivri bir uçlu ve ahşap ve plastikten yapılmış bir tutma kısmı olan tahta ve plastik gibi malzeme üzerinde düzgün kesmişlerini gerçekleştirmek için çizgiler, işaretler koymaya yarıyor. E üzerinde dişler yardımıyla talaş kaldırarak iç parçasını istenen biçim ölçüye getirmeye yarıyor. Cımbızlar, yüzey temaslı elektronik malzemeler, çok küçük boyutlu vidalar, elle tutulamayacak kadar küçük boyuttaki malzemeler tutmak için. Keski, çelikten yapılmış ve değişik türde bulunan ağaç, taş, metal yontmaya yarayan. İşte görüyorsunuz, üzerine çekiçle vurularak hareket ettiriyorsunuz. Raspa, işte bunların elle yapılan hand use dediğimiz el kullanım şeyleri ve makinalı, şarjlı olanları ve elektrik kablolu olanları var. Özellikle ağzı gördüğünüz gibi burada yassı ya da üçgen şeklinde olabiliyor. Bunlar düz yüzeyleri raspalamak için kullanılır. Murç dediğimiz çoğunlukla beton yüzeyleri parçalamak ve matkapla denilecek yüzeyleri açmak kullanılan alettir. Beton için kullanılıyor arkadaşlar. Sorulara bakalım. Üzerinde dişler yardımıyla talaş kaldırarak iç parçasında istenen biçim ölçüyü getirmeye, yüzeyleri düzeltmeye bilime eren el aleti hangisidir diye sorarsa, üzerinde diş varmış, talaş kaldırıyormuş. Dolayısıyla E. Tahta plastik gibi malzemelerin düzgün kesme işlemi için işaretler koyan çizecek bız dediğimiz şey. Bununla ilgili son sınavda soru gelmişti. Yüzeyli temaslı elektronik malzeme çok küçük boyutlu vidaların kullanılması için cımbız arkadaşlar. Kullanılan şey cımbızdır. Ergonomi. Ergonominin temel amacı insan yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak onu en uygun yerleştirmek ve performansını en güzel şekilde çıkarmaktır. Özellikle ekranlı araçlarla ilgili çalışmalardaki monitördü, sandalyeydi, klavyeydi, mouse'tu. Oraları okursanız zaten notlarda da değinmiştik. Karşı sorularda falan da bahsediyoruz. Özellikle oradaki bahsedilen hemen hemen tüm şeyler ergonomi ile ilgili hususlar. Ergonomi üretken, güvenli, rahat ve etkili insan kullanım için insan davranış, yetenek sınırı ve diğer özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıkarır. Bu bilgileri araç, makine, sistem, iş ve çevre tasarımında kullanılır. Ergonomi, insanların anatomi üzerinde antropometrik karakterlerini, insan ölçülerini inceleyen bilim dalı antropometri, fizyolojik kapasite ve toleransları göz önüne tutarak endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörün etkisine ulaşabilecek fiziksel ve psikososyal stresler karşısında insan makine çevre uyumunu, insan makine çevre uyumu yani. Günümüzde ergonomi insan sistem hareket teknolojisi olarak da tanımlanmaktadır. Birçok tanımı var. Ama özetle çalışan işe değil, işin çalışan uydurulması diyebiliriz. İlk kez Polonyalı biyolog tarafından terimsel olarak kullanılmıştır. Türkiye'de ilk kez işte Özok gündeme getirmiştir. Dünyada ilk ergonomi konferansı uluslararası uygulamalı. İşte Ahmet Fahri Özok ve Gabriel Salente tarafından İstanbul'da düzenlenmiştir. Ergolab Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulmuştur. MPP tarafından basılmış ergonomi kitabı da en kapsamlı şu ana kadar kitaplardandır o dönemin 1992'de Necmettin Erkan tarafından. Uluslararası Ergonomi Kurumu IEA'dır. Bu arada ergonomi fiziksel bu Uluslararası Ergonomi Kurumu'na göre bilişsel ve örgütsel olarak ayrılıyor. Fiziksel dediğimiz insan anatomik ve bazı fiziksel aktiviteleri
Antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik özellikleri ilgileniyor. Bilişsel ergonomide bir sistem insan ve diğer unsurlar arasında etkileşimleri etkileyen algı, hafıza, muhakeme ve motor yanıtı gibi zihinsel güçler ilgilenir. İnsan bilgisayar etkileşim tasarımında kullanılıyor. Örgütsel ergonomide örgütsel yapıları, politikalar ve süreçlerle ilgileniyor. Çalışmaya yönelik ergonomik düzenlenmesinde işte donanımsal, çevresel, bilişsel, iç tasarım ergonomisi, makro ergonomi vardı. Ergonomiden tasarımdaki ismini antropometri denir. Antropometri vücut ölçüleri bilimi olarak da adlandırılır. Antropometri cinsiyet, yaş, beslenme ve benzeri faktörlere göre değişir. Çocukluktaki veriler, antropometrik veriler, vücut ölçüleri onları belirleyen şey düzeliyorum, düzeltiyorum. O posturdu. Bu antropometrik veriler vücut ölçüleri ve oranlar değişik topluluklarda büyük ölçüde farklılık gösterir. Kişilerin duruşlarıyla ilgili terimde zaten postür de çocuklukta belli oluyor. Antiparantez. %5 ve %95 sınırlar arasında kalan yani minimum ve maksimum ölçüler kapsaması gerekiyor. Antropometrik ölçülerin alındığı bilinen en azından %90'ın içinde olan ölçüleri kapsayacak şekilde düşünülüyor. Statik ve dinamik antropometri. Statik insanın statik durma, işte gaz mazgıselerinin yüz ölçüne uyumu gibi, oturma halindeki sıra sandalyenin vücut ölçüne uyumu gibi vücut ölçünün bulgularını veriyor. Dinamik antropometri insanın hareket halinde işte kolunuzun da bir yere uzanmanız gibi durumlar dinamik antropometriyi veriyor. Statik antropometrik veriler. Son dönemlerde ÖSYM buradan soru sormayı seviyor arkadaşlar. Statik antropometrik veriler. Bunlar bireyin sabit yapısal pozisyonunu vücut boyutunu ölçmesiyle elde edilen verilerdir. Ölçümlerde ya tam olarak belli bir anatomik yapıdan diğer bir anatomik yapı ya da uzayda sabit bir noktaya göre yapılmakta. Örneğin eklemlerin yerden yüksekliği, diz arkası çukurun yüksekliği ve diz arkasının yerden yüksekliği gibi. Statik antropometrik verilerin yararlandığı bazı alanlar örnek olarak mobilya boyutlarının belirlenmesi, giysi bedenlerinin alt üst sınırlarının ayarlanması, işte az önce de bahsettik sandalyelerin boyutlarının belirlenmesi gibi. Dinamik antropometrik verilerse biri sabit, stable, bu da dinamik dediğin hareketli zaten adı üstünde. Bu veriler sabit bir referans noktasına göre vücudun bir bölümünün hareketlerini tanımlayan verilerdir. Dinamik antropometriyle örneğin ayakta duran bir kişinin ileriye doğru ulaşabileceği maksimum mesafenin verileri elde edilebilir. İş alanı hacmi, bir operatörün etrafındaki kolay veya maksimum zor ulaşabileceği alanlardır. Dinamik antropometri elin hareketleriyle taranabilen iş alanı hacmi tanımlanarak panel tasarımında kontrol düğmelerinin optimum yerleşimi sağlanabilir. Öte yandan bir işçinin fonksiyonel el ulaşımı mesafesini arttırmanın mantıklı bir yolda ayaklar için daha fazla serbest alan bırakılmasıdır. İş alan hacmi baskı altında kalmayan eklemlerin sayısına bağlı olarak artar. Bu hacmin büyüklüğü ve şekli operatörün vücudunun zorlanma derecesine bağlıdır. Bir de kuvvetsel fonksiyonel antropometrik veriler var. Bu veriler insan vücudu üzerinde yüklerin mekanik analizi yapmakta kullanılır. Vücut uzunluğu ve kütlesi bilinen birbirine bağlı bölümlerden oluşmuş bir bütün olarak kabul edilir. Mekanik yükler tasarımda kuvvetsel antropometrikte kullanılır. Arkadaşlar kuvvetsel antropometrik veri dediğimiz örneğin siz bir vidayı sıkarken yapmış olduğunuz oradaki bükülme hareketi falan bir güç uyguluyorsunuz. Bunlar kuvvetsel antropometri. Bir de doğru uzanma hareketiniz eğer sıkmıyorsunuz sadece uzanıyorsanız dinamik antropometrik veriler olarak adlandırılıyor. Sığışma ellerinde iç ölçüler dikkat alınır. Erişme ellerinde de dış ölçüler dikkat alınır. Oturan ve ayaktaki insan ölçüleri statik antropometri. Örneğin postürden bahsetmiştik. Postür duruş demek de 5 ana vücut parçasının mekanik etkileşimiyle oluşur. İşte bunlar bel kemiği, leğen kemiği, omurdisi, kas ve deridir. Ergonomik açıdan iş görenlerin %30 ayakta, %30 da oturarak iş görmesi önerilir. Çalışma sisteminde gereksiz ayakta durmalara meydan verilmemesi için mümkün olduğunca oturtulmalıdır. Kişilerin postür biçimleri çocuklukta belirlenir. Az önce bahsetmiştim. 5 kilogramdan fazla kaldırmazsa ayakta yere oturma. Dirsek seviyesinin altında çalışma ayakta yere oturma. Yatay seviyede ayakta yere oturma. Tekrar hareketleri gerçekleştirecek hafif parçaların montajı varsa oturarak yere oturma. Dikkat gerektiren oturarak yere oturma. Gözle muayene ekran karşısında çalışma oturarak yere oturma. Çevrede dolaşma, yere oturma, ayakta diye önerilmektedir. Dünyadaki ilk uluslararası uygulama ve ergonomi konferansı nerede yapılmıştı? İstanbul demiştik.
Otururken, yürürken, ayakta dururken vücudun nasıl taşınması halinin bilimin konusudur. Postür. Ergonomik açıdan bakıldığında oturarak iş gören hangi oranda yüzde iş ayak ve yüzde ayakta oran yapması lazım. Yani ne dedik? %30 ayakta, %30 oturarak. Ergonomi Türkçe iş bilimi diye çevirenler var. İş bilimi. İlk ergonomi Ahmet Fahri Özok profesör. Hangisinin uyumu diyor? İnsan, makine, çevre arkadaşlar. Ergonomi hangi kavramın uyumunu amaçlamıştır? Vücut ölçüleri bilimi antropometri sıklıkla soruluyor. Ergonominin bir tasarım kullanıcı yönelik amaçlarından birisidir. Kullanıcı uygun olmalı, rahatlığını artırmalı, sağlık güvenini artırmalı, albeni artırmalı, performans. Albeni artırmak gibi bir amacımız yok arkadaşlar bizim. İş yerindeki verimi artırma, kaliteyi artırmak gibi bir şeyimiz yok. Zaten bizim amacımız kişide olacak ergonomiye bağlı rahatsızlıkları önlemek, meslek hastalıklarını önlemek. Ayakta yapılan işler için ergonomik çalışmada alan tasarım prensiplerinden hangisi değil, biri değildir demiş. Zeminin sert olması, kişiye rahatsızlık verecektir. Çok yumuşak olması da rahatsızlık verecektir. Şekilli bir soru var. Masaüstü bilgisayar kullanan bir çalışan hangisi doğru postür duruş demiş. Sandalyede bakın. Gördüğünüz gibi bunlar uygun değil. Bükülmüş. Kambur şeklinde. Bakın dik. Dolayısıyla sandalye S2. Bu gitti. Bu da gitti. Klavye kullanımı. Bakın el ne halde şey yapmış. Görüyorsunuz değil mi? Hareket şeyleri. Ama bunda dolayısıyla K1 de gitti zaten. B şıkkı çıkmış oldu. Bakın mouse kullanımına bakın. Bakın elin şekline bakın. Yamulmuş. Kolay soru arkadaşlar bunlar. Hakikaten basit sorular. Ergonomik tasarım yapılırken hangisine dikkat etmeye gerek yoktur demiş. Çalışanların verimliliğinin azaltılması. Yani amacımız o değil ki. Çalışanların verimliliğinin artırılması, kullanıcı uygun kolay olması, işte sağlık güvenlik artırılması. Antroponiklik açıdan çalışma yeri düzenlemesi yapılırken izlemesi gereken adımlar sıralaması. Öncelikle siz çalışma yerini düzenleyeceğiniz zaman ne yapmanız lazım? Çalışanın vücut ölçülerini, antroponiklik ölçülerini almanız lazım. Buna göre tasarım yapmanız lazım. Bunları da uygun bir şekilde yerleştirmeniz lazım. Dolayısıyla 3, 1, 2 şeklinde çok basit bir soru. Ergonomiye ilişkin hangisi yanlıştır demiş. Verimli ve güvenli rahat bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar. Evet. İnsan ve sistemin diğer öğeler arasında ilişkinin anlaşılması ile ilgilidir. Evet. Çalışma ortamında stresleri ve insanlara bu strese uyumunuz konu edinir. O da yani bu da ergonomi şeylerinde vardır. İnsan faktörünü dikkate almadan. Yani ana şeyimiz bizim ergonomide insandır arkadaşlar. Denizli. Temel bileşimleri. Anatomi, fizyoloji, psikoloji. Alın size bir sonraki sınavın sorusu. Kesin sorulabilir yani. Anatomi, fizyoloji, psikoloji, mühendislik, tasarım ve yönetim. Aşağıdakilerden hangisi ergonominin temel bileşimlerinden birisi değildir der. Tamam mı? A. Anatomi. B. Fizyoloji. C. Psikoloji. İşte D. Başka bir şey verir. E'de mesela mühendislik der. Sınav sorusu. Sınav sorusu. Pardon arkadaşlar, videoyu durdurdum sandım. Öksürük tuttu. Özür diliyorum. Hakikaten çok da rahatsızım aslında ama. Hangileri antroponik verilerin ürün tasarımı amacıyla kullanılacağı örnekler içerir diyor. Bakıyoruz. Kolay erişim sağlayan otobüs bagaj rafı. Evet. Kelimelere bakın arkadaşlar. Kolay erişim sağlayan. Rahat ve güvenli postür sağlayan. Evet. Açma kapama kolaylaştıran. Bakın kolaylaştıran kapı kolu. Çalışan el parmaklarının testere değmesini engelleyen
Bursa. Antropik açıdan uygun bir çalışma yeri tasarımı %90 demiştik. İnsan makine hareketiyle göstergeleri ve kontrol dediği bir listeler benim arkadaşlar. CNC tezgahında çalışan ve sağ kolunu kullanan bir çalışan için en uygun yer tabii ki görüldüğü gibi bir Adana. İşin insana uyumunu sağlama çabalarında insan vücut ölçüleri dediği antropometri. Yine kolay bir soru. Hangisi antropometrik veri tipi değildir demiş. Dinamik, kuvvetsel ve statik vardı. Entegre diye bir şey yoktu. Antropometri aşağıdaki hangisiyle tanımlanır? İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen bilim dalıdır. Bundan bahsetmiştik. Yukarıdan hangisi antropometri tanımıdır? Makine cihaz performansını inceleyen bilim dalıdır demiş değil. Değil. İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen, evet. Tarih öncesi çağlar ilgilenen antropoloji ile antropometriyi karıştırmamak lazım. Bursa. Asıl çalışma alanı gösterge dizaynı olan dediği bilişsel erman arkadaşlar. Bundan bahsetmiştik. Ergonomi tasarım yapılacak takım atölyesi, ofis kaynak atölyesi tabii ki tüm işlerde ergonomik tasarım önemli. Bakım öneri onarım işlerinde İSG. Arkadaşlar bununla ilgili çok fazla soru gelmiyor. Yani nadiren geliyor. Fakat hani bakım çeşitleri önleyici bakım, kestirmeci bakım, arıza giderici bakım olarak sınıflandırılıyor. Dolayısıyla önleyici bakım cihazların üretici firmasının öngördüğü aralıklarla öngörülen şekilde periyodik koruyucu bakım faaliyetleri, kestirince bakım yakın zamanda arızalara neden olabilecek sorunların henüz arıza ortaya çıkmadan çeşitli yöntemler ve tespitleri giderilmesi faaliyetleri, arıza giderici bakımda cihaz ya da sistemlerin işlevlerinin sürmesini önemli ölçüde sınırlayan ya da tamamen kullanım dışı bırakan durumlarda uygulanan arıza ve bakım faaliyetleri, bakım onarım işlerinde en çok kazalar, elektrik çarpması, hareketli kısımların yaralanması, kişinin elini falan sıkıştırmasından kaynaklanıyor. Zararlı gaz, toz, sisler, parlama, patlama, yanma, düşme şeklindeki kazalar, kişisel koruyucu malzemenin kullanılmamasından, bakım ekibine makinelerin korunma ilkesi, elektrik ve mekanik güvenlik ve bakım işlerinde çalışma izni, logo tagout demiş, etiketleme, kilitleme şeylerinde öğretmek gerekiyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rahatsızlıktan dolayı her zaman zaman videoda kopukluklar durdurup devam etme durumum oldu. Öksürükler falan bayağı bir tutuyor. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Zaten bunun PDF'ini İSG sınav hazırlık platformu sayfamıza da ekledik. Eş güdümlü olarak çalışmanızı tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum.